Değil mi? Ben de. Değiliz çok. Emin miyiz? Emin ne şapşal. Şimdi bence. Efendim kafa ayarınıza hoş geldiniz. Kafa ayarınızı yapmak için neydi en son Amerika Başkanı'nın ismi? Donald Trump. Donald Trump. Evet. Donald Trump'tan sonra neydi Türkiye'nin başındaki eski 1910'lardaki başkan? Ben yoktum bilmiyorum. 1938'de ölen Türkiye'nin en büyük başı kimdi? Mustafa Kemal Atatürk'ü gerçekten büyük bir saygıyla buradan anıyoruz. Umarız biz de onun evlatları gibi hayatımıza şahane bir şekilde devam edebiliriz. Ama bugün ne yapıyoruz burada? Kafa ayarı yapacağız. Kafalarınızı ayarlamaya çalışacağız. Burada sizinle beraber uzun süre sonra olmadığımız... Ben bu fotoğrafı sevmedim ya. Sen de gelsene biraz. Şöyle güzel bir tane fotoğraf doldurduğumuz mevzu olsun. Sevgili iki tane arkadaşımla beraber kafa ayarını açıyor olacağız. Bugün kafa ayarında ne yapıyor olacağız? Kafa ayarında bugün Yaka Paşa Doğaçlama Tiyatrosu ekibiyle beraber başta burnunu en çok karıştıran Egemen Sancak ve takibinde olan bütün kadro ve yandan olan benim şu anda yerde sürünen böcek gibi devam eden karımla beraber bugün Yaka Paşa Tiyatro grubuyla beraber Doğaçlama Tiyatro yani role playing yapıyor olacağız. Yani sizlerin verdiği yönelimlerle birlikte burada çeşitli oyunlar oynanmaya çalışılacak. Bu gecenizi televizyonlardan sıkıldığınız yerden ziyade bir şekilde toplamaya çalışacağız. Bu sağımdaki solumdaki iki tane iri yarı hodor kim derseniz eğer. Bu iki tane hodor aslında benim tanıştığım zaman ikisi birer Frodo Baggins ve Bilbo Baggins oluyor. Frodo Baggins ve kardeşi neydi? Ben takip etmem ki orayı ya. O franchise alakalı. Ya evet böyle bir de nasıl franchise? Kurdunun kardeşi yok abi. Sen? Hiç. O Star Wars Star Trek. Alın bunu güvenlik alın bunu. Çık dışarı. Ya vazgeçtim geri gel. Frodo'nun kardeşi yok. Frodo'nun mu? Sam. Senin de Frodo oğlum onun kardeşi var 7 gün. Kankası var. Bak gördün mü oğlum? Sam var kankası var. Şimdi sağımda Fenerbahçeli, solumda Fenerbahçeli. Yanlış anlamayın. Solumda Fenerbahçeli, sağımda Fenerbahçeli. Evet çok saçma sapan oradan onu net olarak göremiyorum. Egemen de gözlerimin içine bakıyor böyle bir nasıl bakıyor? Sizce evet, nasıl bakıyor? Evet. Canım. Sıkıntım var Fenerbahçeli. Fenerbahçeli sıkıntım var benim. Ha. Gel burada. Bizim de sen mi gel ya? Oğlum sen Trabzonlu değil misin? Ne ya Fenerbahçeli? Sen bir gel Erşan. Ya Erşan ne oldun? Fenerbahçeli abi. Erşan sen nerelisin? Cimbom. Cimbomlu musun? Cimbom. Anne baba da oradan mı? Yok. Hangi takım tutuyorsun? Cinler misin? Ben mi? Evet. Ben Galatasaraylıyım. Tamam Cimbom şey mi? Memleket Cimbom. Memleket Cimbom. Merkez. Cimbom'un merkezinden. Sarıyer'deyim ben ya. Espriler böyle var ya amanında aman. Plus 120 FPS. Keşke biz de senin gibi 120 FPS'de espriler yapabiliyor olsaydık. Ama maalesef buradaki vasat insanlarla birlikte eğer hayatını devam ettirmek istiyorsan bak üstünde Metehan tam üstünde patates sama mı? Ne o? Doğru mu okuyorum? Evet. Üstüne ne yazıyor? Ateist, filozof. Ali Gürkam gibi arkadaşlarımız bizimle beraber. Şimdi bu iki arkadaşımız kim diye sorarsınız. Ben bu iki arkadaşı evet dediğim gibi Baggins zamanından beri tanıyorum. O zaman boylarınız kaçtı? 1.10. Şimdi 2. Evet şimdi 1.90. 8. 8. Bak evet. Aynı boya iniyorum. O evladım yok. Ağzını burnu kırın. Neyse tekrar merdivene çıktığım bir durumda. Efendim Yaka Paşa tiyatro ekibi sizinle birlikte kafa ayarı yapıyor olacak. Çok sevgili arkadaşlarım burada olacaklar. Bugün herhangi bir tane oyunun içerisine giriyor olacaklar. Siz de eğer bu programı izleyip de ben de bu programda yer alabilirim ucundan böyle bir yerden fıtı fıtı olabilirim diyorsanız eğer hemen sosyal medya hesaplarımızı şu anda görüyoruz. Evet, ekranda gördüğünüz sosyal medya hesaplarımız ve ekranda gördüğümüz benim karım, yeni karım, eski karım olabilir mi onu bilmiyoruz. İlerleyen zaman gösterecek. Kafa ayarı facebook.com/ Yaka Paşa Doğaçlama'dan takip lütfen edebilirsiniz. Lütfen olabiliyor muyum? Lütfen rol çalmayalım. Lütfen rol çalmayalım. Niye geldim ben buraya? Twitter/ şey yapacaksın orada. Mehmet Ali Erbil manitası yapacaksın. Pardon, konuşamıyormuşum. Twitter/ Yaka Paşa Impro. Instagram. Yaka Paça Doğaçlama ve Yaka Tre Paça onun ne olduğunu bilmiyoruz ama yani işkembe paça da olabilir. Evet dön bana reji. Bu mecralardan bize ulaşabilirsiniz. Ben de bu yayına katılmak istiyorum arkadaşım. Ben de oyunculuk yapabilirim diyebiliyorsanız eğer
Buraya başvuruyorsunuz. Egemen Sancak diyor ki bu adam gelsin diyor. Bu adam geliyor. Genelde Egemen Sancak'ın gel dediği adamlarla ilgili sorun yaşıyoruz. Bir tanesi orada duruyor. Evet, yani bütün kameralara çarpan. Şu anda zaten gay gibi tutuyor kamerayı yani. Çok sessiz. Keşke görebilseydiniz ama olmuyor öyle bir şey yani. Gel buraya. Gel gel. Tutuşum gel, gel gel gel. Gel bravo. Buraya. Gel kameramla gel. Kameramla gel. İşte. Merhaba. İşte, işte böyle bir herif. Gördün mü? Gördün mü? Böyle bir herif. Tamam. Şimdi böyle de arkada kamera arkasında insanlarımız var. Burada iki kamera rejili bir şekilde doğaçlama tiyatro nedir derseniz roleplaying'i alın elinize. Witcher oynadınız düşünün. Witcher'a diyorsunuz ki şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Şimdi zaten birazdan Erşan'ı buraya alıyor olacağım. Erşan Türkiye'nin en önemli komedyenlerinden bir tanesi ama henüz hiçbir Türkiye'deki vasfı mukerep insan bunu yakalayamadı. Mukerep ne demek? Ben de bilmiyorum. Ve şimdi bundan sonra hayatımıza Erşan'la birlikte devam ediyor olacağız. Sizin verdiğiniz yönelimlerle birlikte burada oyunlar oynuyor olacağız. Lütfen Multiplayer'ın Twitter adresinden en son tweet'i eğer retweetlerseniz ya da ya kapaçadan hemen dönelim tekrar o tarafa. O tarafa döndük. Hemen Twitter adresine bakın. Twitter/yakapaçaimpro adresinde en son atılmış post. Öyle bir post var mı orada? Var. Tamam. Öyle bir post varsa o postu retweet ederseniz bu yayını paylaşırsınız. Sizinle birlikte ve arkadaşlarınızla birlikte burada bu yayını yapmış ve yapabilmiş oluruz. Mertan Yalçın'ı ekranlarda görmek istiyorsanız Mertan eğer Yalçın, göremezsiniz. Mertan Yalçın sorun var. Yoyun nedir? Yoyun. Az evvel söylediğiniz yoyun nedir? Senin ağzını mı koyduğum? Eşşoleşi. Yoyunla yoyunun birleşimi. Yoyun. Yoyun. Şimdi yoyunun işleri. Yoyunla oyun. Bav! Bence mantıklı. Bence mantıklı. Haydi artık. Gel buraya gel. Gel. Bence mantıklı yani. Şişman gel buraya gel. Şişman mı? Çok ayıp ya. Gel şişman buraya. Yok gelmedi. Efendim şu yanımda gördüğüm şu olduğunuz, şu önümde görmüş olduğunuz zatı muhterem. Gerçekten dünyanın en iyi rakı içen. Dünyanın en iyi mangal yapan. Her hafta başka bıyıklarla, başka şeylerle. Karının yanında bunları yapmayacağız tamam, dedik tamam. Ya ama yani. Efendim iyi yayınlar diliyoruz. Bendeniz ve Muhteder miydi? Niye dedim ki? Muhteder. Muhteder. Tamam arkadaşlarım biz gidiyoruz. Muhteder. Tamamıyla Erşan'a operasyonu bırakıyoruz. Kafa ayarınız başlıyor. Tornavidalarınıza açık tutun. Deliklerinizi açık tutun. Tornavidayı oraya sokup çevireceğiz. Çevireceğiz. Hadi devam edelim. Buyurun devam edelim. Yukarı doğru gidelim. Acaba Müzenyen Senar mı dinlesek yukarıda ya? Ne oluyor ya? Ne istek acaba yukarıda? Herkese merhaba. Multiplayer'daki Yaka Paşa'dan size güçlü bir merhaba diliyorum. Ve size öncelikle arkadaşlarımı tanıtıyorum. İlk olarak buraya Egemen'i çağırıyorum. Benim yoldaşım, renktaşım, benim... Geldim ama abi bir şey söyleyeceğim. Yoldaş demeyelim. Niye? Yoldaş çünkü... Aynı yolda olan insanlar... Ama eskiden karı kocalar için kullanılmış. Allah Allah çok saçmaymış. Evet. Geçen gün bilgiye ulaştım ama öyle... Kim söylüyor onu ya? Öyle ya tarihte yemişler öyle. Yemişler oğlum seni. Yok yememişler. Ne yemi ya? Öyle bir şey yok. Yoldaş adı üstünde. Aynı yoldaki insan. Adaş gibi. Aynı ama işte öyle değilmiş o yani. Adları aynı olan. Hocam karı koca da aynı yolda aynı yol. Sen bana mı yürüyorsun lan? Ya ne yürüyeceğim sana ya Allah aşkına. Aynı da bak kendine ya. Neyse. Egemen için bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Kafa yarı yapacağız ya. Başka? Doğaçlama tiyatro yapacağız. Doğaçlama tiyatro yapacağız. Çok eğleneceğiz. Umarım izleyenler de eğlenir. Geçtiğimiz hafta nasıl geçti senin için? Çok yoğun geçti ya. Böyle sıkıntılı bir durum oldu mu? Ya da enteresan bir şey. Sıkıntılı bir durum oldu mu? Enteresan bir şey oldu mu? Bize sır olarak verebileceğin yani. Sır olarak verebileceğin bir şey oldu mu? Ha oğlum yürümeye başladı. Evet bayağı yürüyor. Bence sır yani. Şu an sırını. Kimse göstermedik. Sen oğlun 13 yaşına gelsin yaşıyor. Bak bakalım ne olur. Bayağı yürümeye başladı. O zaman sırları görsen. Abi rakçıya benziyor mu? Hangi abi? Seni söylüyor herhalde. Patates sama. Doğru okuyorum değil mi? Rakçıya benziyorsun. Abi tipler nasıl özgüven biz de oyuncuyuz diyorlar. Öyleyiz. Yani. Ha, sen öyle. Başkaları söylüyorsun. Pardon o başkaları için söylüyor. Ha. Sanırım. Onlar da oyuncu. Biri ne oluyor demiş. Takalım oraya baba yani şimdi. Doğaçlama tiyatro yapacağız ya. Çok eğlenceli bir şey yapacağız yani. Tiyatro diyelim ki bir araç kullanmaksa biz Hayabusa'ya binip. Hayabusa'ya mı binip? Evet böyle 360'la otobanda gidiyoruz gibi bir şey yapıyoruz aynen. Aslında. O zaman çok anlık gelişiyor. Son bir lafım varsa alayım ve hemen arkasından Sedef'i vuruyor. Son bir lafım varsa son. Bu mu yani? Evet. Bravo.
Muhteşem son lafıyla egemenlik gönderdikten sonra buraya Sedef'i çağırıyorum size tek tek oyuncularınızı tanıtmak adına. Sedef, merhaba. Ne yapmak istiyorsun? Bugün özellikle bize hazırladığın bir tiplemeydi, bir konuydu, bir herhangi bir şeyin var mı? Ben bugün cosplay nedir, neden yapılır bunu araştırdım. Neden yapılmış? Size bunu yayının devamını izleyin. Devamında anlatırım belki. 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 Peki bu hafta içerisinde senin var mı böyle enteresan yaşayacağın bizimle kimsenin bilmediği sır biz bize? Ha biz bize konuşuyorsak evde kendi kendime kaldığımda arkadaşlarımla beraber Barbie bebeklerimle oynuyorum. Bir de diyorlar ki kadınları dövmeyin. Allah aşkına şunu dövmemek mümkün mü ya? Son bir lafım var mı? Arayın. Yazın yazın aramayın yönelim verin. Evet biz o zaman buraya büyük bir şekilde alkışlarla, büyük bir meraklarla Merve'yi buraya çağırıyoruz. Cosplay porno mudur? Ney? Cosplay porno mudur? Hayır değildir tabii ki. Tamam, gel buradan. Merve buraya geliyor. Merve! Merveciğim. Anlat bakalım bugün bize ne yapacaksın? Bugün size... Of. Var mı kafanda bir böyle hazırladığın bir şey bize? Kafam çok ayarlı zaten. O yüzden bir sürü şey hazırladım. Yavaş yavaş göstereceğim. Korkmanızı istemiyorum. Sıkıldı Erşan. O yüzden susuyorum. Peki böyle bu hafta içerisinde yaşadığın ilginç bir şey var mı? Bizimle paylaşacağın, kimsenin bilmeyeceği, öyle sır gibi. Bayağı var. Ne var mesela? Bayağı. Ne var? Oha! Oha! Tamam, son bir lafım var mı? Sizi seviyorum, hoş geldiniz. Git. Mr. Enes. Cosplay porno mudur? Haha demiş. Haluk Durhan burada. Duhan burada. Seni heyecanla bekliyorduk biz de burada. Ve yeni ekibimizin yeni elemanı buraya geliyor. Yunus Emre. Hocam sorun var. Yeni ekip derken. Yeni ekip? Onu açıklayalım. Tanıtalım bence yeni ekibi. O işte o soracağım ya şey diye. Bu hafta ilginç bir şey var ama orada söyleyecek herhalde. Dur. Yunus bize nasıl katıldın? Nereden haberin oldu? Nasıl geldim? Sizi zaten... Ve bu saçları hangi berber yaptı? Bu saçları berber değil ben yaptım. Peki. Bravo Yunus. Sizden haberimin olmaması şu dünyada yaşarken imkansız diye düşünüyorum. Çok güzel. Evet. Sonrasında biz de bu hafta, evet çok garip bir şey oldu. Ne oldu hadi anlat. Çok garip. Patron geldi bir saniye. Evet anlat bize. Grubumuzu, yeni bir grup kurduk biz de. Tornavida adı altında. Yaka Paça ekibinin kardeş ekibi olarak. Hadi bakalım. Değil sen mi? De onların elemanı olarak. Tabii ki onların elemanı olarak. Tornavida nereden çıktı ya? Tornavida nereden çıktı? Tornavida nereden çıktı? Tornavida güzel Yaka Paça ekibimizin ilk kurulduğu zamanki adı. Bize de bu ismi layık gördüler. Bilen biliyor yani. Tabii ki canım. Bize de bu ismi layık gördükleri için kendilerine burada teşekkür ediyorum herkese. Özellikle aktör Erşan Bey'e. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Peki bu hafta içerisinde ilginç başka bir şeyler yaşadın mı? Bu hafta içerisinde... Nerede oturuyorsun sen? Ben göçebeyim şu an. Göçebe derken? Evet, bazen Mecidiyeköy, bazen Sultanbeyli. Bazen... Sultanbeyli'nde mesela mutlaka enteresan bir şey yaşıyorsundur. Ya Sultanbeyli'de... İnsanlarla ilişkin nasıl? İnsanlarla ilişkim iyi. İyi mi? Ha. Bu ne lan böyle? Yani şey... Ya şimdi bakkalla ilişki nasıl iyi? Öyle i̇yi bir şey. Bayağı. Halbuki ondan bir iletişim olmuyor. Mesela ilginç bir şey yaşamıyor musun? Ha bakkalla falan bayağı mesela bizim orada... Bakkalı sormuyorum. Genel olarak Sultanbeyli insanlarıyla. Ya iyi insanlar ama bana biraz böyle baktıkları zaman hani kulakta küpeler falan filan oradan ortam daha şey normal şey, ortam. Normal. Yok normal ortam. İnsanlar hani normal gelmiş. Ben anormal geliyorum biraz. Ne tür anormalliklerim var? Ne tür anormalliklerim var? Ben başlı başına bir anormalim zaten. Mesela ne yapıyorsun? Mesela ne yapıyorum? Pilava limon sıkıyorsun. Tabii canım. Başka? Şırdana limon sıkıyorum. Şırdan ne diye soracaksın sen. Hayır sormayacağım. Şırdan ne olur biliyoruz tabii ki. Allah Allah. Öyle bu adam tanıdık geliyor diyen var. Evet bu adam tanıdık geliyor sorusuna lütfen bir cevap verir misin? Tabii tanıdık gelebilirim. Bir bu adam meşhur. Bir kez ben bir Mahmut adlı internet dizisinde. Evet ona benziyormuş oyum. Çılgın Serkan olarak biliyorlar. Ay inanmıyorum burada mı? Evet! Ya Serkan! Sen bir şarkı istiyoruz o zaman. Lütfen bir şarkı! 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 Evet. Şarkı isteyenler bile bassın. Bir. Ama şimdi hepsi atlayacak onlar. Bu da aa gelmiyor diyecek.
Evet. Lütfen. Bekleyin o zaman. Tamam, bekleyin. O zamana kadar seninle biraz daha sohbet edelim. Sen, bire basarken insanlar. Kıyamıyorum sana yazmış. Şarkıyı isteyenler bire bassın. Lütfen bir tuşuna tıklayalım. Evet. Yabancı evet. Şarkıyı, bire basan var, şarkı söyledi yani. Evet, başlayalım. Mısır Enes. Oo bayağı. Sesin iyileştir ama şarkı patladı bayağı. Şarkıyı alalım. 10 milyon oldu. Sadece nakarattan o zaman. Çıplak ses. İğrenç sesimle. Lütfen. Kıyamıyorum sana, sen çok güzelsin. Ben çirkin bir insanım, kader utanmasın. Çok güzel. Evet, ekibimizi bugün böyle tanımış olmakla beraber yavaş yavaş oyunlarımıza da ne yapacağız? Duhul olacağız. İki müren ya. İlk oyunumuz ilk buluşma. İlk buluşma nedir? Bir kadın ve bir erkek ya da bir erkek ve bir erkek ya da bir kadın ve bir kadın burada ilk buluşmasını gerçekleştirecekler. Bunlar artık Twitter'dan, Facebook'tan ya da eskiden başka ne vardı? Yonca falan vardı eskiden bizim zamanımızda. Hey hey. Oralardan buluşmuşlar ve ilk kez canlı canlı elleri ellerine, gözleri gözlerine dokunarak ne yapıyorlar? Buluşuyorlar. Şimdi bizim oyunumuzda da bir kişi ve artı bir kişi yan yana gelecekler ve buluşacaklar. Ve bu buluşma için Merve, Egemen, Sedef ve Yunus Emre'yi sahneye davet ediyorum. Onlar sahnedeki yerlerini alırlarken bir de bakıyorum ki Merve hemen ne yapmış? Buluşma noktasına oturmuş. Diğer arkadaşlarım aslında bir kişi. Onlar aynı kişi. Merve aynı sabit kişi. Merve kişi. Şunun aynı biz ya. Şunun aynı biz ya. Sedef, Yunus Emre ve Egemen aynı kişiyi canlandıracaklar. Şimdi sizden ilk olarak sahneye kim öne çıkıyor? Ben çıkıyorum efendim. Egemen sahneye çıkıyor ve Egemen diyor ki ben bir karakter özelliği istiyorum. Mesela kendinizde en sevmediğiniz şey nedir? Evet, bir karakter özelliği istiyor Egemen. Sevmediğiniz bir özellik nedir diye soruyor. Sevmediğiniz bir özelliğinizi bize yönelim olarak verirseniz Egemen onu oynayacak. Efendim Serkan'dan başka ünlü var mı? RCP. Kim olsun istersin? Ünlü yap bizi. Yani açıkçası Merve ünlü. Sedef kendi çapında genel olarak ünlü. İlerleyen haftalarda olacak. Egemen yıllar önce bir Ruffles reklamında oynamıştı. YouTube'dan arayıp baksanıza. Üşengeçlik, kibir, uyuşukluk, utangaçlık, ağır kanlı, korkak, asosyal, yani. Kibir. Her şeyin yanına geliyorum çünkü yani. Görmüyorum. Ben söyleyeyim abi. Asosyal, yani, kibir, pipililik, sürekli kendini beğenme, kafam, utangaç, özgüvensizlik, utangaç. Oradaki şey ne ya? O zaten nickname okuma ya. Neyse. Evet, aşırı kıskanç. Üşengeçlik fazla geldi şu an. Yukarıda üşengeçlik, uyuşukluk, utanmak, ağır kanlı, korkak var. Kibir var yine yukarıda. Ay, bu ne biçim isim ya? Ne sen sor. Asosyal olabilir. Asosyal olabilir, sapıklık olabilir. Sapıklık. Nasıl bir sapıklık? Mesela sapıklığın türünü öğrendiysek senin arasın. Oxy Army adamdır demiş. Böbrekli böbrek. Aynen, Oxy'yi seviyoruz. Evet. Bir yayıncıdır kendisi. Var mı kafanda bunların arasında seçmek istediğin bir şey? Yani başka yok mu başka? Sosyal var, antisosyal var. Antisosyal tabii ki daha çok ilgimi çekiyor. Utangaç çok fazla geldi galiba. Utangaç'ı aldım o zaman ben ya. Utangaç Egemen'in özelliği. Aldım efendim. Evet arkadaşlar, Egemen utangaç bir canlıyı canlandıracak bize. Ve ikinci olarak kim geliyor? Ben. Yok, hayır, o geliyor. Tamam. Hayır, sen. Hadi geç. Tamam. Ve Yunus Emre. Ben de bir ruh hali istiyorum. Gel buraya Yunus Emre. Evet, Yunus Emre de bize bir ruh hali ruh istiyor. Hali. Yani biraz açar mısın? Yani gel gitti birisi olabilir. Gel gitti birisi olabilir, renkli olan birisi olabilir. Aynen öyle. Menopoza girmiş olabilir. Menopoza girmiş olabilir. Egolu olabilir falan. Yani bir ruh hali, bir durum alacağız ondan. Kafasına böbrek taşı düşmüş olabilir. Böbrek taşı düşmüş bir insana canlandırabilir. Yavaş yavaş bir hayvana dönüşüyor olabilir. Mesela kademe kademe sarhoş oluyor. Kademe kademe sarhoş oluyor olabilir. Yani bunlar size
örnek olarak verdiğiniz lütfen. Teşekkürler Kadir, sence çok tatlı. İsyankar biri ol, dertle şizofren ol çok demiş. Sienemus ve olsun. Süper Trump. Süper Trump güzel bilmiş. İsyankar biri ol, dertli. Gitme demiyorum sana, kafasını yaşa abi. bu aklında bu kalsın. Aşırı mutlu. Aşırı her şey mutlu. Otist bir insan, hayal kırıklığına uğramış. Çok sıkıştıktan sonra tuvalete giden biri gibi. Ha, bir rahatlama mı yani? O çok basit yani. Rahatlamış işte. Evet, çok sıkıştıktan sonra tuvalete giden biri ol. Hayal kırıklığına girmiş o. Out bir insan ol. Autist. Autist bir insan. Evet, her şeyi içine atan birisi. Ay, çok sıkıştıktan sonra tuvalete giden biri. Şu gitme demiyorum sana kafası da olabilir ya. Al onu al, al kardeşim. Hadi ilk canlı yayın, onu bir sevdim. Kırmayayım arkadaşlar. EONE 3. Bize verdi bu yönelimi. Gitme demiyorum sana, kafasını yaşa. Ve son olarak buraya yanıma kim geliyor? Sedef geliyor, Zümrüt geliyor, Ankara geliyor. Sedef'cim sen bizden yönelim olarak ne istersin? Ben sizden bir yönelim olarak şu soruyu sormak istiyorum önce. Bir hayvan olarak devam edecek olsanız hayatınıza hangi hayvan olmak isterdiniz? Evet, bir hayvan olmasını istiyor. Sedef bir hayvana dönüşecek. Sizden bir hayvan rica bana bir hayvan olsun. Verin. Bize bir hayvan verin. Hadi bakalım. Ama mümkün olunca zor bir hayvan olsun ki Sedef oynayamasın. Evet. Evet Kadir, burada birileri seni seviyor. Kim o? Kadir kim? Kadir nerede? Bana tatlı dedi, kesin beni seviyor demiş. Kesinlikle. Seviyoruz seni Kadir. Evet, hayvan bekliyoruz. Ejderha geldi. Ejderha. Bozkurt geldi. Sincap geldi, bozkurt geldi, kaplan geldi, ayı geldi, komodo ejderi geldi. Burak Kalbe buradan sevgilerimizi iletiyorum. Bu kalemum geldi. Ejderha 2 oldu. Sırtlan geldi, flamengo geldi, komodo ejderi de 2 oldu. Uçan pilot geldi, sincip geldi, sincap geldi. Kara Fatma geldi. Tazmanya canavarı geldi. Ben o zaman. Ornitorenk geldi. Ev kedisi geldi, albatros geldi, fare geldi. Armadillo geldi. Bir dakika. Armadillo benim en sevdiğim hayvanlardan biri. Onu ayrıca söyleyeyim. Armadillo'ya kim vermiş? Kaan Aksa, Erşan da Ruh ikiz olduğu için sevgilerimizi sunuyoruz. Evet. Burak, ben bu durumda ejderhayı alıyorum arkadaşlar. Çok güzel yönelimler için teşekkürler. Pokemon ejderha olur mu? Olur. Gönüllerimizi şampiyonu gidiyorum. Hadi. Hadi bakalım. Ne aldın? Ejderha. 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 Evet, arkadaşlarım birazdan bir ilk buluşma gerçekleştirecekler. Bu ilk buluşma öncesinde oyunlarını, oynayacakları rollerini bir hatırlatsınlar. Burada hatırlatalım o zaman bence. Efendim utangaç oynayacağım. Git. Ve. Gitme demiyorum sana, oynayacağım. Ve. Ejderha. Oynayacak arkadaşlarımız. Hazırsınız o zaman. 3'ten geriye, içimizden sayalım. 3, 2, 1, başlayın! Yani neredesiniz? Neredesiniz? Ya rahat olun ve bana açıklayın. Neredesiniz ya? Ne oldu? Özür dilerim. Ne oldu? Ben... Biraz şeyim yani. Başınıza bir şey gelmiş. Yok, gerginim ben. Gergin? İlk buluşma olduğu için mi? Çok bir çirkin. Ya anne. Biliyorum. Ya yok, hayır, yanlış anladınız. Yok öyle demek istemedim. Yani anlaşırsa... Değiştir. Tip önemli değil. Benim için tip hiçbir zaman önemli değildir. Bakayım. Eder yani. Sorun yok. Bak hele gülüm, sen böyle tipe falan önem veriyorsun da vermiyorsun. Ben onu tam olarak anlayamıyorum. Yani aslında politik konuşmaya çalıştım ama siz nelerden hoşlanırsınız? Değiştir. Ay bir dakika, sesinden bir ses çıktı. Bir ses çıktı, ben korkarım öyle seslerden. Mekan problem çıkartır mı? O masa gitti çünkü. Nefes nefese kal acaba. Evet şu an bir dakika. Oradaki yangının sorumlusu... İnanamıyorum. Değiştir. Sizsiniz o sorumlu. Ama böyle her şeyi berbat ederseniz nasıl bir ilişki yürüteceğiz? Osurdum, o yüzden çok utandım. Ah! Şu an. Ya utanma ya. Ben çok severim öyle şeyleri. Rahat ol ya. Valla. Allah korkma. Değiştir. O kadar değil. Bir dakika, ben
ben ayrılmak istiyorum. Şu anda ilk günden... Ya kebaba fazla kaçırdım ben, ondan böyle oluyor biliyor musun? Böyle yanına maydanoz, salata falan getirirler. Onu da çok yiyoruz böyle. Biz şalgamla da bir gömürük var ya, abav. Limonlu soda. Limonlu mu soda? Ha. Değiştir. Ben sevmiyorum öyle şeyler. Sevmiyorum. Soda içmezsen... Ne iç... Ay! Çok ateşlisiniz. Biber yedim, o küçük biberler. Evet. O küçük biberler insanı yakıyor. Miden böyle kaynıyor. Değiştir. Yardımcı oluyor ama galiba size. Gerçek... Sizin bebeler güzel. Aaaa! Çok utandım. Değiştir. Hoşuma da gitmedi Mila, aslında bu kadar dürüst olmanız. Bak hele ben böyle memeler diyorum, sen de hoşuna gidiyorum. Bizim oralara hiç gelmez abi böyle kızlar. Ha. Allah'ın adına olsun. He. Değiştir. Ha. Evlenmeyi düşündüm. Su getirdim sana bana. Saçın açın. Yoktu. Yok bir şey. Açın, yok bir şey. Açın, açın, açın. Şu an açın. Açın ağzınızı. İyi misiniz? Hop. İyiyim ya biraz. İyi geldi. Ses gitti değil mi? Tamam. Sorun yok. Sorun yok. Çok utangaçtım, bir anda açıldım ya. Sakin. Yemin ediyorum çok acayipim ya şu an. Ya, değiştir. İşte bu ya. Ben de bunu bekliyorum yani. Acayipim böyle şey. Bak hele. Boğmayı çekme. Değiştir. Boğulma nedir ya? Bir dakika. Boğulmakla mı ilgili? Yardım edeyim mi? Boğuluyor musunuz? Ne oluyor? İyisiniz. Bak dumanları iç içe geçireceğim bak. İnanamıyorum. Kalp falan. Değiştir. Oha kalp nerede? Değiştir. Ne yapıyorsunuz? Ay çok tatlısınız ya. Ay. Ya şu anda gerçekten size böyle vurulmak üzereyim. İlk buluşmada olmayan şeyler. Gerçekten. Gerçekten mi? Evet. Ay bu tanrı. Değiştir. Bana bak. Ya bana bak ya. Gözkola takor. Ah. Dayamıyorum sana ya. Değiştir. İnanmıyorum. Sen çok güzel bir insansın ya. Çok asabisin. İnanılmaz mıyız? Asabi değilim. Değiştir. Garson yandı. Ah. Git. Utanıyorum. Yok yok yok, öyle şey yapmayalım. Git. Ne olur git ya. Ay ne yapacağımı şaşırdım. Değiştir. Gerçekten. Git. Ben demiyorum sana, gene gidersin. Ah. Ama bu kez mermiyi beynine yersin. Değiştir. Ay inanılmaz. 9 milyon tıklanmıştı YouTube'da biliyorum. Ateşli bir sahne vardı, onun sahibi sesiniz. Doğru tabii mu? Tabii ki. Tabii yanıyorum. Sen de yanıyorsun. Ya. Sen gıdadan yanıyorsun. Ama göstermiyorum sizin gibi. Bakın. Garson öldü galiba. Garsonu öldürdük. Ne yapacağız bilmiyorum şu anda yani. Hayır hayır, sizin suçunuz yok. Gerçekten benim hatam galiba. Yok kan her yerimde ya. Nasıl dışarı çıkacağım? Onu utanıyorum ya. Of. Değiştir. Ya ne yapacağız bilmiyorum. Ya yok ben çıkarım da sen beni yanına layık görür müsün onu bilmiyorum. Ya tabii ki hiçbir sorun yok. Değiştir. Ben okeyim ama bazı şeylerde anlaşmamız lazım. Hani anlaşmak için de karşımda birini görmek. Ben sizi dinliyorum, etrafı koklamaya gittim. Hah, bayağı gözlemcisiniz. Evet. Objektif. Bayıldım. Bu özelliğinize bayıldım. Peki. Ben bitirdim. Evet. Bugünkü ilk buluşmada Merve'yi öldürdük. Merve'yi yaktık. Ejderhanın sayesinde. Sedef bize neden Merve'yi yaktığını son kez hatırlatır mısın? Merve neden yaktın Merve'yi? Şimdi Merve'nin vitamini kabuğunda. Aşk için ölmezse o zaman bu izdivaç yürümez diye düşündüm. Çok mantıklı bence. Evet buyurun yerinizi alalım. O zaman ben de size yeni gelen arkadaşlara hatırlatalım. Ne yapıyoruz biz burada? Biz burada... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ben burada... Ben ne değil. Yapıyorum? Ekibimle beraber. Yani ekibim derken... Yaka paça ya. Biz burada kafa ayarı yapıyoruz. Yaka paça ekibi R'leri olarak... Çıkar, R'leri çıkar. R'leri. R'leri. Yaka paça ekibi... Bunun içinde R yok ki. Yok. Kafa ayarı yapıyoruz. Burada role playing game yapıyoruz. Ne? Ne yapıyoruz? Role playing game. Aktör. Aktör olarak. Evet. Yani sizlerden aldığımız yönelimlerle bir küçük ufak tefek oyuncuklar oynuyoruz. Yani eğer sıkılırsanız sakın yanlış anlamayın. Bu birazcık daha sizin sorunuz. Çünkü sizden aldığımız yönelimlerle ne yapıyoruz? Oynuyoruz. Şimdi İkinci oyuna başlamadan önce Merve buraya gelecek ve bize kafa ayarının Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını ne yapacak hatırlatacak. Buraya buyurun. Geldim. Pardon, oraya gidiyorum. Takip edin. Evet, buyurun. Takip edelim. Evet.
Şimdi yüzünü göstermek istemeyen izleyiciyle birlikte size... Kim o? Kim o? Kim o? Yüzünü göstermek istemeyen kişi kim? Göbeği tanıdım. Sus, al içeri, al içeri, al içeri. Yapma, her şeyi zor, her şeyi zorlaştırma. Her şeyi zorlaştırma. Ya Mertancığım, teşekkür ederiz. Mertan mı? İsmini söyleme. Söylemedim sana. Arkadaşlar, Yakapaça'yı takip etmek istiyor iseniz sosyal medya Facebook adresimiz Yakapaça Dogaçlama, Twitter adresimiz Yakapaça Impro, İnstagram adresimiz Yakapaça Dogaçlama. Bir şey soracağım, impro ne ya? Impro nedir? Improvisation! Bir dakika, hazır burada Mertan yanımızdayken. Mertancığım, kendi yüksek kültür ve entelektüeline güvenerekten soruyorum. Impro ne demek olabilir acaba? Hadi bakalım. Canım. Canım. Şimdi improvisation. Impro ne? Improvisation. Improvisation değil. Impro nedir? Impro. Impro işin içerisine implant yapıp bunu profesyonel yapmak manada birleştirdiğim bir şey. Diş şeyiyle ilgili mi? Ondan implant yapıyorlar o ya. O senin söylediğin başka bir şey. Dolguyla alakalı bir şey yok. Dolgu başka mu? Bir şey değil. Enteresanmış. O zaman bu yüksek bir entelektüel bilgisi için Mertan'a teşekkür ederiz. Onun hemen kafa ayarını yapıyoruz ve ne yapıyoruz? Gönderiyoruz. Hoşçakal Mertan. Sizle birazcık daha sohbet edelim. Sevgili Merve'nin yardımıyla. Merve yanıma gelir misin? Merve'cim, ne yaptık biz demin? Demin ne yaptık? Demin ilk buluşma diye çok tatlı bir doğaçlama oyunu oynadık size arkadaşlar. Yoksa bu doğaçlamayı siz başka bir yerde oynuyor musunuz? Mesela. Evet, böyle şeyler yapıyoruz. Nerede? Nerede? Evet. Cumartesi günleri tünelde. Ne günleri? Cumartesi. Cuma'nın ertesi olan. Cumartesi evet. Yani. Bu ay genelde aslında pazartesi oynuyoruz. Pazartesi sendromunuzu yenmek istiyorsanız. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hem cumartesi hem pazartesi diyebilir miyiz? Ha, diyebilir miyiz? Egemen Kaptan. Bu cumartesi, sonra her pazartesi. Bu cumartesi Karakutu Tünel'deyiz. 20.30'da arkadaşlar. Sonrasında da işte dediğim gibi pazartesi sendromumuzu yenmek üzere her pazartesi artık Yakapaça Doğaçlama'yı zaten takip ederseniz sosyal medyadan değişimleri de takip edebilirsiniz. Pazartesileri 20.30'da doğaçlama yapıyoruz. Hem de canlı canlı. Geliniz tiyatromuza, seyrediniz. Doğaçlamamızı katılır. 19'da ne var ya? 19'da ne var peki? Dur! Onun cevabını da mesela Sebep'ten alalım. Hani git sen. 19 Kasım! 19 Kasım! 19 Kasım'da 19 Kasım ne gününe denk geliyor Gemel? Biliyor musun gününü? Sanırım Cumartesi. 19 Kasım Cumartesi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Doğaçlama yapıyoruz. Doğaçlama yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? İstanbul Komedi Festivali kapsamında mı acaba? Acaba nerede? Ay ekran gitti. Ekran gitti sevgili patronum. Reji. Ekran öğretmenim. Yok. Evet. Hemen fişleri tamam. Yalıyor. Tamam, heyecanımızı içimize bastıralım, ne yapalım? Bu komedi festivali evet. Kapsamında ne yapıyorsunuz? Orada yerli yabancı bir sürü ünlü var. Biz de varız. Biz orada o gün doğaçlama tiyatro yapacağız. Doğaçlama tiyatro ne? Role playing. Ya bunda RPL'i. Söyleyeceğim. Yabancılar neyine güleceğiz lan? Hiç. Neyine güleceğiz? Neyine anlattı? Hello diyecek. Yapacaksın. Hello'ya gülünür mü? Hayır, ben Trump'a gülüyorum. Adam dünyayı neler yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Ama işte. Trump'a mı gülüyorsun? Sosyal mesaj. Komik değil mi bu saçları? Nesi komik ya? Saçları. Saçları mı komik? Abi ya Zeki Müren'in emlakçı versiyonu yani. Anlamıyorum. Baya komik bence. Nereye gidiyorsun? Zeki Müren'i emlakçı olarak düşünmemiştin hiç. Gittin mi ya? Git hadi git. Ben senin evini sattım yavrum falan. Hadi Zeki Müren'i emlak. Aa merhaba. Aa sen kimsin? Hoş geldin. Arkadaşlar teknik sanki. Problemi abi, çözmek üzere. Abi eve sürekli böyle tesisatçı gelmiş gibi değil mi? Çok tatlı bir arkadaşım. Evet. Erdin bize yardımcı olmak çatal için. Çatal görmüyor. Bir sorun var. Çatalı gösterdi. Ne oldu lan dedi ya. Ne oldu? Arkadaşlar şu tam anda chatten gelen yazıları gördüğümüz ekran maalesef karardığı için aynen. Teknik bir problemimiz var. Ne yazıyorsanız... Ne? Kimse yok mu? O zaman... Hayır! Açtı! O yüzden... Allah'a bağıran bir ekibim var. Biraz... Susarsan... Biraz müsaade istiyoruz sizden. Adana. Sizi görebilmek adına çünkü bu olay interaktif biliyorsunuz ki. Teknoloji nasıl ilerlemiştir? Biz devam ederiz ama muhabbete. Acaba... Ne? Ekranımız nerede? Ne yaptı? Kendi aralarında konuşuyor ekibim. Allah'ım ne kadar sıkıcı bir ekip. Ne yapıyor? Erşan bize yumruğum getirmiş.
Bize şimdi, yumyumla maaş ödemesi yapılıyor. Çok lezzetli. Çok eski bir bakkaldan, çok eski ürünler olan yumyumu. Kurtlu. Bulduk. Kurtlu yiyoruz. Yiyoruz. Sen reklam mı alıyorsun? Arkadaşlar yumyum sevenler varsa, beşe bassın, göremiyoruz ama. Beşe basın, bir sonra göreceğiz. İnşallah. Orada bir sürü yazı geçtiği için göremeyeceğiz bence. Aynen ya. Ya yazma, yavaş yazın. Biz görünce yazın. Durun. Yavaş yazın ne ya? Göremiyoruz. Durun. Kumanda nerede? Önde. Aydınç. Evet. Gel. Gel, görünmüyorsun orada. Ha, gel. Görüyorsunuz değil mi şu an? Ne saçma görüyor. Şaka şaka. Şimdi arkadaşlar, birazdan oynayacağımız oyunla ilgili bilgiler verelim o zaman. Geldi, beşe basın. Evet, geldi, beşe basın. Yumyumu bilen beşe bassın. Yumyumu bilen beşe bassın. Yumyumu bilmeyen ikiye bassın. Yumyum biliyor musunuz? Biliyorsanız bizi arayın. We are ya da ikiye unable basın. To connect to chat. Aa, chat'e bağlanamamışız. Chat burada yok. Mertan! Arkadaşlar, sizin de mi yayında bir şey oldu? Bir dakika, şimdi bizim ekranımız gitti ama... Ne oluyor lan? Yayında bir sorun mu var bence acaba? Bence benim canavet değil. Yok, ondan değil ya. Mertan! Mertan açın! Git lan, git git. 3.5 ortası. Bir sorun yoksa her şey okey, ya da işte bira basın bir şekilde... 3.5 ortası demiş Burak Ak. Belirtirseniz çok seviniriz. Biliyorum, 2 diyen var. Biliyorum, o zaman biliyorsan niye 2'ye basıyorsun? 5'e basacaksın o zaman. 0.6. Aşk kapa Ankaralılar var. Renk tonu demiş. Renk tonu tamam. 8. O zaman şu anda sorun yok değil mi? Yaprak Hanım. Yaprak Hanım da buradaymış. Evet. Chat arasında herhalde konuşuyor. Bizim dizi. Yayında sıkıntı yok. Okey Berkay, 1223 teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, dağılabiliriz. Haydi bakalım o zaman öteki oyuna yavaş yavaş. Evet ya, hadi oyuna geçelim ya, oyuna geçelim. Evet, ekibim çılgınca diyor ki ikinci oyuna ne yapalım, geçelim. İkinci oyunumuz nedir? İkinci oyunumuz değiştir. Nasıl bir oyun değiştir? Burada bütün ekibim sahneye çıkacaklar. Orada bir sizden aldığımız yönelim üzerine bir oyun oynamaya başlayacaklar. Ve ben diyeceğim ki değiştir. Neyi değiştir? Nidayı değiştir. Elinde tuttuğun şeyi değiştir. Söylediğin sözü değiştir. Yani değiştir. Erdesi değiştir. Ve bunun için bütün ekibi ne yapıyorum? Sahneye davet ediyorum. Haydi bakalım ekip. Ben sizden bir oyun adına, oyuna çıkış noktaları için bir yönelim rica ediyorum. Arkadaşlar, yönelim olarak ne istersiniz? Sen ne almak istersen. Ben ne almak istersen. Kabulümüz. Peki. O zaman şöyle bir yönelim ister misiniz peki? Egemen. Arada cevap versenize, çocuklar sizle konuşuyorlar. Bir şey gelmiş bana. Ne gelmiş? Egemen hayranlarıyla mı buluşuyordu? Tebrikler, artık geldiysin, sahneye yeni çıkan. Kim demiş onu? Samimiyetsiz gelmiş. Son samimiyetsiz. CCB. Aa, bizim ya, samimiyetsiz ya, herkes tanır ya. Hep vardı. Yani. Evet, hep vardı. Çok ciddi demişler Erşan. Kime? Merve çok ciddi, çok normal. Merve ciddiyetsiz, sulu bir insan arkadaşlar. Bunu herkes bilir. Saçmalamayın. Merve ciddi bu ya. Evet evet, böyle ciddi olur mu yani? Ya, gene gelmiş interaktif mahşeri cümbüş vari bir şeyler demişler. Arkadaşlar, evet. Doğaçlama tiyatro dünyanın her yerinde. Doğaçlama tiyatro, yaptığımız şey tiyatro sporu. Biz ülkede mahşeri cümbüşle tanındık. Diyelim, tanıttık daha doğrusu bu meseleyi. Mahşeri cümbüşle almaktan da rahatsız değiliz ama biz mahşeri cümbüşle değiliz. Televizyonda mahşeri cümbüşü gördükleri için tabii ki insanlar doğaçlama tiyatronun bu olduğuna inanabiliyorlar. Ama bir sürü grup var, biz de 11 yıldan beri olan bir grubuz. Hatta mesela. Hatta Merve'ye destek olmak adına söyleyeyim bunu. Ben bu sene doğaçlama tiyatro ligi var. Yaklaşık sanırım 30 grup falan var değil mi? Şehir dışına dair. Yok. 18 falan. 18 İstanbul. Bir de şehir dışı. Yok, 16 İstanbul. 16 İstanbul. Şu an aktif olarak yarışan. 4'te 5'te 20. 5 miymiş o? Aa, ben sayısını daha fazla hatırlıyorum. O zaman yaklaşık 22-23 grup var. Bunun da bir ligi var. Her gördüğünüz mahşer cümbüşe benzetmeyin. Mesela o ligde yoklar. Tamam, o tarzda demişler. Şu anda işte bir yorum okuyorum. Lysol School'dan. O tarz. Aynen öyle. Televizyonda gördüğünüz o doğaçlama tiyatro tabii ki mahşer cümbüşe tanıtıldığı için. Evet arkadaşlar, kısa kısa doğaçlama oynuyoruz. Ay tamam, yeter. Çok zengin! Öf! Hayat eğlence bir İçimde aralandı, yemin ediyorum. Haydi o zaman! Sus lan! Böyle miydi demiş. Sus lan. Maalesef böyle. Hala konuşuyor ya, sus lan. Bir dur ya. Cevap evet. Ver çocuk. Arkadaşlarım, size son kez soruyorum. Sormazsanız direkt alıyorum.
bir üçüncü sayfa haberi oynamak ister misiniz? Tabii ki. İsterim. Evet. Üçüncü sayfa haberi olsa ne olurdu? Arkadaşlarım bunu oynasalar nasıl bir üçüncü sayfa haberi olurdu? Sizden bir üçüncü sayfa haberi başlığı alacağım. Var mı elinizde sizin yaratacağınız, sizin uyduracağınız bir üçüncü sayfa haberi? Ne olabilir? Let's go bakalım. Hadi bakalım. Yönelim alır iken bir yandan da Merve gidiyor ki teknikle görürsün, yazıları okuyamıyoruz çünkü çok zor takip ediyoruz. Hmm. O yüzden konuşamıyoruz. Ben size söyleyeyim, yürüyen uçak uçmaya başladı. Yürüyen uçak yürümesin artık ya. Evet, yürüyen uçak uçmaya başladı. 8 haftadır yürüyor ya. Bir şey seni, kocasını 8 yerinden bıçakladı zannedersem o. Tamam, göremiyorum ama. O hiç değil. Diğeri ya. Ha. Puntoların büyümesi lazım. Puntoları biraz büyütelim diyor Sedef. La Punto. Sevgili Erdi işte bize. Erdi işte bize yardımcı oluyor. Buna sonra ben yayına kafa olarak devam edeceğim. Evet, ne o? Ne? Tam seni hiç görmüyorum. E o neyse o 3'e. Ben kesinlikle sana katılıyorum. Herkes bir susun. Hayır. Herkes bir susun. Kafam karışmaya başladı. Aslan orada yine erkekçi. Dövmeleme. İsel olan adam kıçın tıpa taktı. Kahvede otururken çay bardağına prezervatif düştü. Alt kol kelin düştü. Saçları sıçtı. Çok ses sıçtı. Yapıyor diye ekmek bıçağıyla daldı. Bir yaralı. Kim söyledi onu? Kel olan Heidi. Alt komşusunun çok ses yapan yapıyorlar diye ekmek bıçağıyla daldı. Bir yaralı. Çalıştığı iş yerinde bir erkek bir arkadaşını kız ile görünce kıskançlıktan intihara kalktı. Şişeyi oturup ölmeyi bekliyor. Biz oturup ölmeyi bekleriz de onlar bizi göremezler. O sakalına şekil vermek için çok uğraştım mı demiş. Uçan kek hayır. Cemalci'yi okuyabilir misin ya? Ne? Cemalci yazmış. Novigard'ın selameti adına meydanlara dökülen Novigardlılar şehrimize artık Efsunger görmek istemiyoruz dediler. Evet. Hobbit'i bilen, geyiği bilen var mı? Ben biliyorum. Efsunger şu gördüğünüz sakalı abi var ya. Witcher evet. O. En sağdaki ablanın adı ne? Bir Merve var, bir Sedef Hello var. Halloween partisine vampirler saldırdı. Merve ben. Bu güzelmiş, bunu alayım var. Bak şu da güzel. Doblo'da enişte cinnet geçirdi. Hayır ben şey çok seviyorum. Şu an geçiriyor. Halloween partisine vampirler saldırdı diye alayım arkadaşlar? Dur, kaynes faturu çok gelecek diye doğalgazı kısmı diye donarak öldü. Tam kim verdi? Kaynes faturu çok gelecek diye doğalgazı kısmı diye donarak öldü. Halloween. Hangisini alıyoruz? Halloween, Master Salix'in Halloween partisine vampirler saldırdı. Kim verdi yönelimi? Söyleyeyim ya. Ha kim? Master Salix. Ha tamam, okey. Merak ettim. Arkadaşlar, yöneliminiz şudur. Halloween partisine vampirler saldırdı. Hazır mısınız? Bir dakika. Değiliz de. Bir dakika. Okay. Şimdi şey yapalım. Halloween partisi. O zaman 3'ten geriye hep beraber sayalım. Çünkü burada seyircimiz yok. Orada onlar sayıyorlar. Burada biz sayalım. 3, 2, 1, vur gitsin. Ya inanamıyorum ya. Bu kocaman penis kostümünü neden giydin? Kostümü değiştir. Bu kocaman vajina, beyazlatılmış vajina kostümünü. Kostümü değiştir. Bu kocaman poponun sağ lobu kostümünü neden giydirdin bana? Çünkü sana bunun layık olduğunu düşündüm. Senin küçük aptal yüzünü güzel gösteriyordu. Emin misin? Sağ lobda çok kıl varmış. Hayır saçmalama, kıl falan yok. Hizmetle ejder geliyor mu? Değiştir. Bana onu anlat. Mahmut'la Süreyya geliyor mu? Değiştir. Süreyya çay içiyor mu, çayla çık mı? Ha, biri demli içiyor, biri iki çay, şekerli içiyor. Ama şu anda ya ben çok içtim biliyor musun? Bu parti nereye gidiyor abi? Sonunda bir yarışma var dediler. Ben en iyi kostüm yarışmasına katılacağım. Ne diyorsun? En iyi kostüm yarışmasına katılanı ısıracağım. Bu gece yapacağım onu. Sezai abi çok hayvansın sen ya. Ya ben ne yapayım oğlum ya? Ben koza gelmişim ya. Ben gece yaşayan insanım ya. Ne yapacağım ya başka? Sezai abi. İki tep vurup öyle mi gitseydik? Değiştir. Sezai abi. Bir çorba içip öyle mi gitseydik? Değiştir. Sezai abi. Eve bir süpürge çekip öyle mi gitseydik? Oğlum bana kan lazım. Bana kan lazım. Şeyi fark eder mi? Sıfır RH pozitif olur, negatif olur, abi olur. Ya onda sıkıntı yok. Her türlü gruba okeyim ben.
Bizim bu arada kostüm giymemize gerek yok ha. Ya artık bağırmamızla. Benim kulaklığım uzuyor, geçebiliyor mu? Değiştir Egemen. Benim burnum uzuyor. Değiştir Egemen. Benim bir yerim uzuyor ki onu görmesin. Değiştir Egemen. Allah belanı versin. Ben böyle değilim. Geceye sıkıntı yok. Gel gel buraya. Gel buraya. Beyefendi. Sayın hemşire hanım, sizde de galiba bir sıkıntı var. Partide siz de katıldınız, eğlendiniz. Çok içtim. Bu beyefendi gerçekten olayı yanlış anlayıp arkadaşlarının kanını içmiş. Doktor hanım. Tamam. Hemşire hanım, ne yapalım? Hemen o kanı alıyorum. Kaç kişinin kanı, kaç gruplar? Ölçemedik. Siz söyleyin. Getir getir getir. Sıkıntı yok. Hup hup hup. Kanı alma şeklini değiştir. Hup hup hup. Kanı alma şeklini değiştir. Hup hup. Ooo. Siz böyle mi kan alıyorsunuz? Yani üçüncü aşama böyle. Çok yani ünite aldık. Çok ünite aldık sizin o yüzden. Ben biraz daha verebilirim. Gerçekten. Tabii ki. Ay inanmıyorum. Ben ameliyathaneye hazırlıyorum o zaman. Kızılay yaşadı. Beş tane hastayı şu anda kan bulduk. Ooo. O zaman her şey hastalar için yani. İnanılmaz bir şey. Her şey hastalar için. Çok tebrik. Evet. Çok tebrik ediyoruz sizi. Ne kadar çok? Çok 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 çok. Bu kadar çok. Değiştir. Bu kadar çok. Değiştir. Bu kadar çok. Değiştir. Bu kadar çok. Titreşimli çok. Gerçekten titreşimli en çokumuz mi? Bu. O zaman şöyle kalalım. Gel bakalım. Aa! Ne oluyor? Bağlayın. Abi. Ortamda efsane böyle kızlar var. Hepsi de çok kanım kaynadı. Ben mevzu yaptım. Öyle geldim. Sen en son kan alacaktın ama şu sigara falan bana başka şeyler çağrıştırıyor. Kanı da aldım, başka şeyler de verdim. Ne? En az 25 vampir doğacak. Başka şeyler sen verdin. Evet. Hiç umduğum gibi bir insan değilmişsin. Bravo! Bitirdim! Egemen buraya geliyor hemen bize. Şu son vampir sülalesinin nasıl ilerlediğini bize bir... Ne derler? Genetik olarak anlatıyor. Şöyle yapıyoruz. Bir hemşire buluyoruz kanla ilgili. Efendim kıçını ısırıyoruz. Kıçı olması oradan önemli. Oradan sonra kıçı olması önemli. Kaba yani, et ya. Burada şah damar falan. Yok, şah damardan olmuyor ya. Olmuyor. Evet efendim. Kıç ısırınca... Anladım. Ondan sonra 25 tane doğuyor. Peki teşekkür ederim. Biz de o öyle. Zaman ben buraya bir de Yunus Emre'yi çağırmak istiyorum. Yunus Emre, bana söyler misin bir vampirin yardımcısı olmak nasıl bir duygu? Bir vampirin yardımcısı olmak garip. Nasıl garip? Öncelikle... Nesi garip? Asıl vampir olmak için... Bir vampir olmak için neler gerekli? Bir vampir olmak için güzel bir diş. Diş mi? Evet, sağlam. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Mesela şu anda ekranlarınızda bizi izleyen... Nasıl yapmamız gerekiyor? Bizi tabii. İzleyen, vampir olmak isteyen gençlere neler söyleyebilirsin? Kurban Bayramı'ndan önce bu bıçakları şey yapmaya, sivriltmeye gelen abiler var. Onlara bir şekilde onları ikna ediyorsun. Diyorsun abi böyle böyle. Onlar böyle böyle derken. Benim dişleri sivriltmen lazım falan. Hangi dişler? Şunlar. Tavşan dişleri. O azı dişler. Azı dişler. Köpek dişleri. Yani o seni bir temiz dövüyor. Dövüyor. He. He evet. Bir bok olmuyor ondan sonra. Bu mu yani? Bu kadar. Ne kadar gerizekalı bir hikaye bu. Çık git de. Tamam. O zaman son olarak buraya Merve'yi çağırmak istiyorum. Merve, bize iyi bir Halloween partisi nasıl yapılır? Onun inceliklerini bize anlatır mısın? Önce makyajlar çok iyi. Mesela ne tür makyajlar? Yani psikopat makyajlar. Ne tür malzeme kullanılır bunun için? Şimdi marka vermek doğru marka mu? Marka değil yani malzeme diyorum yani. Ha. Yani elinde hiç parası olmayan. Çok iyi bir malzeme var, makyöz. Makyöz malzemesini kullanarak çok güzel makyajlar elde edebilirsiniz. Mesela? Hoş, ben isim mi vereyim? Hayır ya, isim verme. Mesela çilekle şu kırmızı yapılır. İşte ne bileyim. Gülünü alıyorsunuz. Gülü. Yalan söylüyorlar. Yarpaklarını alıyorsunuz. Yarpaklarını. Eziyorsunuz hava meselesiyle. Havandan çıkan gülü ahanda böyle böyle kendinizi tokatlıyorsunuz. Neden Ermeniyim bunu hiç bilmiyorum. Demek ki makyajı en iyi Ermeniler yapıyor. Tabii ki. Tabii ki. Cihangir'e gizin inanılmaz Halloween makyajları görürsünüz. Allah ne kadar sıkıcı bir ekibim var. Kibritle de göz altı ama anlatamıyorum git ki. Git ya git ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar şu anda Multiplayer'ın Twitch'in Multiplayer kanalındasınız. Ne yapıyorsunuz? Multiplayer kanalındasınız. Ne yapıyorsunuz? Kafa ayarı yapıyorsunuz. Kafa ayarı nasıl yapıyorsunuz? Buradaki Facebook adresimizden Merve'nin de gösterdiği üzere. Facebook/yakapaçadogaçlama. Twitter/yakapaçaimpro. Ve Instagram
/yekapaça.doğaçlama adreslerine girerek. Veyahut da eğer bizi izleme vaktiniz yoksa ya da ne bileyim bu adamları bir de canlı canlı dokunarak izleyeyim demek istiyorsanız. Nerede? Merve? Biz mi? Biz bu cumartesi Karakutu'dayız. Nerede Karakutu? Tünelde arkadaşlar. Tünel meydanı hemen orada en siz sokak. Ta doğaçlama olarak oyunu izliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Garok bizi eskiden mi tanıyor merak ettim. Nerede? Yoksa şeyden kafa yerinden mi sadece tornavide diyor. Ne demiş? Kim? Keşke arkada kocaman bir tornavide olsaymış kafa yeri ya. Ha, çünkü kafa ayarı eskiden bu ama makinede... Ama kafa ayarından mı demiş yoksa biz eskiden bildiğimiz gibi. Kafa ayarı eskiden tornavida ile yapılabilir. Merak ettim. Kafa ayarı tornavida ile yapılabilir. Yani. Merve'nin soyadı ne demişler? Yalçın. Mert Han'la aynı soyad. Mert Han'ın eşi. Maslak tünelde mi abi? Hayır. Taksim tünelde. Keşke Maslak tünelde olsa. Şu adam bu yıl sakalı nedir? Moby Dick. Şişhane. Moby Dick mi? Ne? Ya Moby Dick'in kaptan var ya. Nerede? Hani? Kaptan Ahab kendisi. Captain Ahab. Evet, ben zaten eskiden boş zamanlarımda Moby Dick avlıyordum. Ne var yani bunda? Birileri kavga ediyor bu arada. Allah Allah. Ha. Arkadaşlar kavga etmeyin. Eğlenmek için buradayız. Hiç. Haydi bakalım. Hadi hayat sevinci güzel dansını yapalım. O zaman üçüncü oyuna mı geçelim? Üçüncü oyuna geçelim. Ay üçüncü oyunda ben oynuyormuşum. Abooo! Egemen, Erşan ve Sinep oynuyormuş. O zaman rahatlık sana veriyorum. Hoppa! Evet, o zaman arkadaşlarım, ortalıyım, kadraj, okey, reji, okey, thank you reji, çok cevap verdin. Evet. Reji burada ya. Reji? Reji peşinde. Reji yerlerde. Reji çarptı. Bana kapı sukamı yok bunun. Reji ile rejim arasındaki fark ne bence? Geri şişmem. Asi Boys, hoş geldin. Kanka ne oluyor burada, ruhsuz? Hemen cevaplayalım. Biz sizin anlayacağınız dilde, Mertan Yalçın'ın anlattığı dilde role playing game yapıyoruz. Aslında doğaçlama oyunları oynuyoruz. Şimdi anlatacağım oyunu da yakaladın. Çok şanslısın. Bu arada Facebook'ta Ekapaçı improymuş. Biz yanlış mı biliyoruz? Ne? Bayağı yazmışlar. Bize olabilir ya. Elçiye zeval olmaz. Teşekkür ya arkadaşlar, ediyoruz. Arkadaşlar bizim bir Instagram hesabımız çalındı. Bundan 2-3 sene evvel. Evet. O zaman mevzu karıştı aslında. Evet. Bütün hikaye o. O yüzden Yekapaça Impro'da olabilir. Evet. Çünkü adımızı Yekapaça dolaştırma yaptık. Ya kim taktı sana ya? Old School Garo. İstediğin kadar yaz. İstediğin kadar yorum at. Kimse sana takmadı tatlım. Sadece sevdim seni demek. Sevdim seni bir kere. Ruhsuz izliyorsa devam ediyorum. Hadi. Arkadaşlar şimdi Sedef, Egemen, Erşan bize çok güzel bir doğaçlama oyunu oynayacaklar. Adı Dramatik Ölüm. Bizim için dramatik bir şekilde ölecekler. Öldü. Ama nasıl? Öldürmeyen bir nesneyle tabii ki. Öldürmeyecek bir nesne bulacağız sizlerle birlikte. Ve o nesneden arkadaşlarım bir kişi en az. Eğer iyilerse iki kişi üç kişi aynı nesneden ölebilirler. O nesne ne olsun? Bir şey öldürmeyen bir şey nesne ne olsun? Bir bıçak darbesinden bakar, arkada omurilik soğanla ilkokul el işi dersinde kullandığım makası bir sokarım, hayat işini söndürürüm birader. Lies old school. Sordum soru bu. Ne oluyor lan? Psikosun. Son acayip. Böyle şeyler yapma. İnşallah İlk üniversite mezunsun. Makas sokacak. İnşallah okulu kullanmıyorsun. Kenara yuvarlak değil mi ya? Nasıl sokuyorsun ya? Evet bilmez arkadaşlar. Ya. Ne öldürmez? Mesela... Az öldürür mü? Mesela yoksa pamuk. Tuvalet kağıdı geldi. Mesela tarak tuvalet geldi, kağıdı. Bence. Öldürmeyecek şey. Sünger geldi. Ranza. Silgi. Tuvalet kağıdı geldi. Oo. Benden önce gelmiş. Kanayan gül. Ay tatlım sen üzgün müsün? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Öyle arabesk bir dizi vardı. ÖSYM kalemiyle ölsünler. ÖSYM kalemi mi? Allah korusun. Öyle bir şey var. Merhaba. Merhaba. Alkaptonuri. Yaprak, tuz, patates. Allah geldi. Allah. İnternet. Allah öldür lan. Öldürmeyen Allah öldürmez diyor arkadaşımız. Pipet, DVD, bak, gaming. Oyun öldürür ya. Aç kalırız falan saatlerce. Azrail öldürmez mi? Azrail öldürür lan. Teşekkür ederim. Olay o. Öldürmeyecek bir şey olsa. Çok absürt bir şey. Mandalina, vidanjör. Note 7. Vay, telefon öldürür. Polet. Polat Alevdar'ı okuyamadım yani. Klavye. Sınav stresi öldürür. Allah ekber, Allah ekber. Öldürmez.
Pamuk. İkinciyi uzatmışım. Pamuk'u ben söyledim arkadaşlar. Maalesef onu alamıyoruz. Burun spreyi. Ahmet sonuç gibi. Yorgan var. Yorgan. Yorgan nasıl? Yorgan yün yorgan olursa öldürür. Dark Light 05. Yorgan demiş. Don. Gülmek öldürür. Öldürür mü ya? Atlet. Tuvalet fıçısı. Pet bardak. Mezar közcüsü olsun. Seçiniz. Arkadaşlarıma seçin. Mezar kızcısı olabilir, tüy. Babet olabilir, fark etmez. Su tabancası. Su tabancası mı? Su tabancası mı? Su tabancası. Hadi. Tamam. Tamam o zaman Flapjack Sparrow'a çok teşekkür ediyoruz. Su tabancasını aldık ve arkadaşlarım dramatik ölüm doğaçlama oyununu su tabancası yönelimiyle oynuyorlar. 3, 2, 1 ve... Egemen yapma! Çok iyi fikir. Ya gerizekalı ben senin kafana sıkıyorum sen böyle yapıyorsun. Ağzımı yakaladım ve gırtlağımdaki bütün ödemi atmayı başardım. Senin sayende oldu. Hasta mıydı sen? Evet. Bak mikrop. Terkos suyu koydum. Burnuma geldi. Nereye geldi? Burnuma geldi. Egemen bana bakar mısın? Egemen ölme. Terkos suyu biliyorum. Egemen. Ara gitti. Ağzım. Bir şey soracağım sen. Biriktirdiğim sümüğümü niye vurdun? Sümüğünü vurmadım. Egemen'le beni kıskandın mı hep? Benim... Sinirlerim çatlıyor! Ay bırakın bırakın küçük küçük saat yapar! Ay çok sinirlendim şu an! Ay! Çatladım ben. Çatlamadı ya. Erşan, ölmek için son 30 saniyen. Arkadaşlarımı ben nasıl öldürdüm? Evet arkadaşlar bu katliamın en son Erşan plastik tabancayla gerçekten kafasına aldığı darbelerle inanmazsın yapılıyor bu. Öldü. Evet benim ilkokul arkadaşım böyle ölmüştü. Evet. Allah rahmet eylesin. Erşan ilk sunucu yaptı bunu yaptı. Gerçekten. Gerçekten yaptı. Ay kusura bakma gülüyorum ama. Gülmüyor oğlum şey, ya dua ediyorum içimde. O sen kırılınca o plastik biliyorsun keskin bir şey ya. Sen buradan böyle şuralarda bir yerlerde bir şah damar varmış, ne varmış onu patlat. Haa çok... o damar. Neyse. O zaman ben Erşan'ı teslim ediyorum. Merve bağırma, niye bağırıyorsun? İki tane mikrofon var. Bağırmanın ne lüzum var yani? Bir saniye ya, ben patrona bir bakacağım. Ben mi bağırayım? Bir saniye ya, bir saniye ya! Bir saniye lan! Merve'm seni kimse ağlatamam. Abim gel buraya. Abim! Arkadaşlar gerçekten... Abim! Gerçekten... Sevgili oyuncular. Sevgili oyuncular, burası Malta Play Stüdyosu. Burada bir sürü kamera var. Ama biz tiyatro oyuncusuyuz. Ya şimdi hocam... Bunlar bağırmayın, gerek yok. Bunlar aktör olmadıkları bak, için... Bak duydun mu yukarıda? Evet evet, bunlar aktör olmadıkları için bak, sesini kullanmayı bilmiyorlar. Anne var çocuklar, biraz sesini kısar. Ne var? Bilmiyorlar ya. Allah Allah. Ne demek kısar? Azıcık küfür yedik, tamam. Azıcık sesini kısarlar. Yani... Tamam patron. Bağırma, hala bağırıyor ya. Bana evde de patron diyecek misin? Hayır. Ay. Doktoru unutmayın doktoru. Şimdi doktorun oyunu var. Öyle mi? Ben o zaman işe gidiyorum. Doktor evet, hazır mı? Eldivenleri taktı mı? Evet. Merve'yi yanıma çağırmak için böyle bir yöntem buldum arkadaşlar. Eğer siz de Merve'yi yanınıza çağırmak istiyorsunuz, yapabilirsiniz. Üç kere sonra geliyorum. Evet, tıpkı bir Beetlejuice havasında geliyor. Daha önce Beetlejuice'dum zannedersem hayatında. Üçüncü, ya inanılmaz bir filmdir bu arada yani. Öyle mi? Bayılırım ya. Sen izledin mi? Tabii ki. Uf, en çok bekleme odasını severim. Aa. Garip garip tipler vardı ya böyle, yani, küçük kafalı, koca vücutlu. Küçük kafalı değil o, normal kafalı da sonra işte filmin sonunda gösteriyor onu. Sırayı değiştiriyor ya, o yüzden adam bana uyuz oluyor, böyle toz sörpüyor. İlla o kalalık yapacağım. Küçük kafalı, normal vücutlu bir adamdı. Nasıl izledim diyorsa artık yani. Tamam arkadaşlar, bağırmayacağım. Ben bağırıyorum. O yüzden ne? Zapa zapa. Kulak zarımı alçıyla yamıyorum. En azından alçı var evinde. Mutlu olman lazım. Yani lütfen insanlardan özür dilemek yerine böyle bahanelerde sunmasan. Tamam. Arkadaşlar. Zapa zupadan özür diler misin? Bağırdığım için çok özür diliyorum. Zapa zupa ha ha özür diliyorum. Yani Allah Allah. Tiyatroyla ilişkilendiriyorum ya. Arada çıkıyor ses yani. Yapacak bir şey yok.
Yaptım geldim. Bağırmayın lan! Menüsünü al. Egemen'in menüsünü al. Gay şişko demiş. Ya lütfen. Egemen unusual mu? Unusual olmaya çalışmış, olamamış, ünsal olmuş. Evet, Egemen ünsal işte ya. Ha, bildiğimiz. Gay şişko. Sana diyor herhalde. Ha, tamam. Teşekkür ediyorum ama cinsel tercihim seni ilgilendirmiyor. Oyun doktoru mu gelecek şu anda? Seyirciler bunu merak ediyor. Neden tiyatro diyen bilim adamına soralım. Neden olmasın? Bilim adamı zaman, bunu incele biraz. Evet. Eğer hepiniz oyun doktorunu burada biraz sonra dörtlü dönme oyununda görmek istiyorsanız 7'ye basın. Basın. Evet. Basın. 7. Bana hediye ettiğin firewall mu? Hiçbir şekilde farkında değilim. Sun, CCP. Bir de Cem'e bir dakika, anket Cem, yapmış. Elçi söylemiş. Bir dakika lütfen. Orada muhtemelen böyle enteresan filmler üzerinden şey yapmış. Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın Johnny Depp versiyonuysa eğer o... Eğer Jim Wilder versiyonuysa... Ben de kendi şahsiyet fikrime oyumu kullanmış oldum. Ben Johnny Depp'i çok severim. Evet, o zaman buradan yediler aktığına göre hep beraber oyun doktoru lütfen Tuncay'ı buraya alın. Tuncay! Oyun doktoru! Tuncay! Ve Tuncay'la beraber kim giriyor? Biraz daha söyleyeceğim size dörtlü dönme oyunu için. Yunus Emre, Egemen Sancak ve Sedef Zümrüt En burada olacak. Egemen sahneye doğru koştururken Tunçacığım senle sohbet etme şansım olmadı. Bu dünyanın gidişi adına neler söyleyeceksin? Biliyorsun Amerika'da Trump başkanı oldu. Kutup ayıları bir şey yaşıyor. Erşan bir saniye çok özür dilerim. 77 neden ikiye bölünmez? Tuna Burak bölmesi dünyanın ya. En acayip şakalarından birini yapıyor. Tunacığım lütfen bize yazmaya devam et. Bunun kitabını yapacağız. Çünkü sevenler ayrılmaz demiş. 77 ikiye bölünmezmiş. Ya birisi de kalp yapmış. Neyse araya giriyorlar böyle bir an oyunu durumu bozmadan. Neler yaşadın sen de bu geçtiğimiz değişik deli hafta içerisinde? Beni pek etkilemedi. Genel olarak dünyanın hali hiç trafikteki insanlar... Seni etkileyen bir şey var mı? Dünyada ne olursa olsun beni pek etkilemiyor. Pandaların neslinin tükenmesi de mi? Hayır hiçbir şey etkilemiyor. Neden? Ben sadece kendi keyfime bakıyorum. Gerisi maalesef umurumda değil. En güzeli. Buradan gençlere o zaman şöyle bir mesaj verelim. Herkes keyfine baksın. Nasıl Tunca? Aynen. Herkes keyfine baksın arkadaşlar. Aynen. Her şey. Peki dörtlü dönme oyunu için hazır mısın? Hazırım. Egemen hazır mısın? Yok. Hiçbir zaman. O zaman sizi sahneye davet ediyorum. Ve sunuculuğu kime? En yakın arkadaşım Merve'ye bırakıyorum. Teşekkürler Erşan. Evet. Arkadaşlarım birazdan sizin için dörtlü dönme isimli doğaçlama oyunu oynayacaklar. Acaba bu oyun nasıl oynanıyor? Lütfen ekran başında olanlar beni iyi dinlesin. 100 kere soru sormasın ona göre. Tamam. Kamerasını biraz aşağı indirin. Ne oluyor? Ya da Merve'ye çıksın. Ya da Merve'yi yukarı alalım. Evet. Ha olur. Nasıl patron? Teşekkürler. Bana evde de patron der misin? Hayır. Evet arkadaşlar. Şimdi. Patron bağırma. Bir de bana bağırıyorsun diyor ya. Üçlü dönme mi? Arkadaşlar şimdi. Deli Merve diyor. Savaşı bu. Evet deliyim. Arkadaşlarım. Sedef ve Egemen mesela... Aldıkları yönelimle kısa bir doğaçlama yaparlarken sıra değiştiğinde ben zart dediğimde Tunca ve Sedef farklı bir oyuna devam edecekler. Yani böyle olarak dört farklı hikaye, dört farklı kısa doğaçlama seyredeceksiniz arkadaşlar. Şimdi lafı uzatmadan Merve'lerde kalacağım diye çıkanlar hep delirdi bu yüzden. Patron çıldırdım Merve alana üçlü dönme bedava. Ay çok tatlısınız. Evet şimdi Sedef ve Egemen için bir yönelim alalım. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Ben Egemen'le olan yönelimim için sizden bir mekan rica ediyorum. Nasıl biz Egemen'le birlikte şu iki tip nerede olsak saçma olur. Arkadaşlar Sedef ve Egemen nerede olsa absürt
Hani buzdolabı falan da olabilir. Absürt düşünün. Uçun. Nerede olsalar çok saçma durur. Hadi mekan önerilerinizi alalım. Haydi. Gönderin gelsin. Gönder gelsin, gönder. Cehennem. Tuvalet. Hilton. Arkadaşım için. Burnunu karıştı. Gene ne? Arkadaşım ne lan? Beraber karıştırıyoruz. Ne arkadaşı? Taksim. Çinkerhanesi. Sex shop. Tuvalet, tuvalet. Pavyon. Mevlüt. Ampul. Bir mevlüttesiniz. Ben düşünün. Ben kamerayı ortalayayım. Dünyada. Teleferik direği, genele, tamam. Alt geçit. Şadırvan mı? Ampul. Kerhane. Hipodrom. Güneş. Eldiven. Polo sahası. Show. Bence hipodrom olsun. Şadırvan. Everest Dağı olsun. Everest Dağı. Everest Dağı. Telefon kulübesi. O da ilginç. Bence Everest Dağı olsun. Patates. Avustralya'da kışta, kış mevsiminde olsunlar. Kanalizasyon borusu. Kanalizasyon borusu olsun. Ya bir susa bir fikir değiştirsin. Biz aldık kararımız sex shop. Sex shop. Madem seyirci istedi niye almıyor ki? Sex shop. Aldık ya sex shop. Ah. 500 TL. Al patron al. 500 TL güzelmiş ya. 500 TL. 500 TL'ye artık bir şey. Zaten aynı şey. Dur ben söyleyeyim. Dur ben söyleyeyim. Bir film ne derler sloganı. Tıpkı You Talk Into Me gibi. Bir film sloganı söylesen. Oyun doktoru ve Sedef arkadaşımız için bir film sloganı. Film sloganı. Filmden bir söz. You Talk Into Me gibi yani. Benimle mi konuşuyorsun? Are you talking to me? Are you fucking talking to me? Türkçe'de olabilir tabii. Evet. Tabii Türkçe'de olabilir. İngilizce. Türk filmlerde olabilir. Yani mesela evet, işte. Evet onlar biraz asimile ama. Herkese benden çay. Mesela. Şakir'e çay yok. Mesela. Gibi. Merve tamam sakin ama. Geç ben ne? Ama oldu mu? Ne yapıyorsun? Ama Mertan. Mertan. Kimse görmedi onu. Nerede kalmıştık? Mesela. Evet bir film sözü. O bir film sözü gibi değil. Direkt cümle alalım. Fuat abi yanıyorsun. Doktor bu ne? İnsan doktor yiyecek bunu. Evet. Reklam evet film sloganı ya da filmden sen geçen bir söz. Tamam. Bir film sözü. Seni doktor hiç vermeniz ağla. Arkadan vermeyen doktor mu? Ne var? Çay Erdal bakkalda içir. Leyla ile Mecnun. Evet. Lanet olmasın. Patatesim çok seksi. Gel ye beni. Hangi filmde var bu? Patates Sama. Ne var böyle lan? Ben bilmiyorum. Böyle we are back bitches. Asi Boys an, demiş. Ben senin babanım. İyiymiş bence. Ben senin babanım. Şoför tesadüfleri size. Ben senin babanımı tamam. Ben almak istiyorum. Sedef ve Tunca. Tunca almak istiyorsa okey tamam hadi gidiyoruz. Aldılar. Yunus Emre ve Tunca için. Ben çok garip bir kavga sebebi istiyorum. Saçma bir kavga sebebi. Kavga çıkmaz ondan diyeceğiniz bir sebep. Hadi canım ondan da kavga mı çıkar? Haydi canım. Hodor. Evet arkadaşlar yönelim değişti. Kavga çıkma sebebi ama saçma. Saçma. Neden? Mesela. Çilemi niye? Abi vardı ya hesap yüzünden. Hesap ödeme muhabbetinden. Çıktı ya. Adamlar birbirini vurdu. Evet çok saçma. Evet saçmaydı. Evet. Mesela. Sucuğumu yedi. Sucuğumu yedi. Hmm. Siz kardeşsiniz. Allah yoksa bu dağları gelir. Annemi neden aramadın? Geldikleri iyi bilgilerler var. Annemi neden aramadın? Sevin, koş, kasir geldi. O da çok iyi. Salatanın dibini niye sıyırdın? Salatanın dibini niye sıyırdın? Aa, güzelmiş. Aynen. Geldikleri gibi bilgiler var bence güzelmiş ya. Ya o çok... Ben de salatanın dibini niye sıyırdın alayım. Yapamazlar tamam arkadaşlar. Salatanın dibini niye sıyırdın? Yönelimini aldılar. Şimdi Egemen ve Yunus Emre için. Ben de Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi sizce neresidir diye sormak istiyorum. Bizim mahalle. Evet. Söylemeseydiniz ve benim olarak gelseydi almıştım. Söylemesinler diye verdim. Arkadaşlar acaba sizce en tehlikeli mahalle neresi? Arkadaşım telefonla yavaş konuş. Reji lütfen sizden çok ses geliyor. Karıştırma bana vurdu mu? Çinçin, Gazi Mahallesi. Çinçin 3 Adana 9 Mayıs. Çinçin, Çinçin yağıyor. Çinçin. Gazi çin, Cennet çin. Mahallesi, Tarlabaşı Bağlar Mahallesi. Çağlayan. Yeni Adana Doğan. Kiremithane, biliyor Kiremithane, musunuz? Kiremithane, evet. Evet, onu Adana ben de biliyorum. Hürriyet Mahallesi. Gazi Osman Hürriyet Mahallesi. Tarlabaşı. O Eone 3Z Sarıyer Merkez demiş. Sarıyer'de misin ya yoksa? Sarıyer'de misin? Alo? Sarıyer merkez kafasına göre Erkeş demek istiyorum. Çinçin var değil mi en çok?
Evet. Hürriyet de var. Hürriyet de var galiba. Ankaralı Çinçin tabe. Ama Çinçin çok geldi ya. Okey. Alıyor musun? Çinçin'i aldım ben ya. Şey, bütün mahalleleri yazamadım. Alındı arkadaşlar. Bütün mahalleleri doğru. Bütün mahalleleri değil mi? Neyse, mana varıyor. Sonra konuşuruz bunları. Angara yazan kim acaba? Angara Zincir. Ben de Sarıyer'liyim. Haydi o zaman. Buluşun Sarıyer Bey. Sarıyer'de buluşalım. Hey. Hatırlatalım. Evet, hatırlatıyoruz. Bizim yönelimiz sex shop. Sex shop. Ben senin babanım. Ya, ben senin babanım. Salatanın dibini niye sıyırdın? Salatanın dibini niye sıyırdın? Çinçin la bebe. Çinçin la bebe. Evet. Arkadaşlarım, sizinki neydi? Sex shop. Oh, nasıl unuturum? Sex shop için. Arkadaşlarım için, dörtlü dönme için. 3, 2, 1, sex shop. Bir saniye, dildolar buraya. Evet. Aa, kırbaç bitmiş. Beyefendi Yunus. Buyurun. Ben sizin burada bir hap varmış, ondan istiyorum. Kocam beni çekici bulmuyor. Benim gibi bir seksi kadının için ne yapabiliriz? Vallahi biz o şişme kadı satalım. Beştir! Ben senin babanım. Sibel! Baba! Gel buraya kızım. Efendim? Sana bir şey söyleyeceğim. Baba demek istedim, affedersiniz, buyurun. Tabii ki baba diyeceksin kızım. Ne bileyim yani, kızarsın. Yıllardır her gün bana baba demiyor muydun? Diyor muydum? Sana bugün bir şey söyleyeceğim Sibel. Söyle baba. Sen aslında benim gerçek kızım değildin. Seni evlatlık aldık. Hep nereden? Bugünü beklemiştim. Nereden? Bakırköy'den. Değiştir. Salatanın dibini niye sıyırdın? Ya arkadaşım bir şey soracağım bak. Buyurun beyler. Şimdi sen garson değil misin burada? Tabii kardeşim. Bak şu oradaki arkadaş geldi, salatanın en güzel yerini, dibini sıyırdı gitti. Ben şimdi bunu dövsem siz de beni döver misiniz? Değiştir. Çinçin mahallesi. Sen kimi dövüyün la? Gelmişin mal almışın, neyin parasını istiyorsun ya? Saçay verdiyse verdi ya. Kardeş mal kötü. Kimi... Oğlum senin memleket nerede la? Adanalıyız biz, hayırdır? Aa kardeşim ya. Bak kardeş, Ankara bu. Aa bura nasıl biliyor musun? Çin çin. Kulağında çınlar yani. Doğada koyduğum gibi çin çin duyarsın bak, sadece. Bak bir kamyon adam yarım buraya. Yürü lan. Değiştir. Beyefendi niye atarlandığınızı anlamadım. Bakın ben albenisi yüksek, en az 14 kere evlenmiş bir kadınım. Kadın. Evet. Valla buna göre dildo bende yok. Şunlara göre yok bende. Burnum çok güzeldir. Niçin böyle söylüyorsunuz? Yok, sizin ne istediğiniz de bende yok yani. Ama kocam mutlu olmak istiyor. Ama mutlu hapı yok bende. Değiştir. Ama ne yapalım? Hiç merak etme Sibel'cim. Bugün derhal gidip sana yeni bir baba isteyeceğim. Ya. Gördüm, beğendim. Gayet güzel bir baba. Bana layık mı? Tabii ki de kızım. Annemi mutlu edebilecek mi? Anneni çok mutlu edecek. Gerçekten. Onunla özel olarak görüştüm. Annen de görüşecek. Gerçekten. Bugün gideceğiz. Taraflar anlaşırsa inşallah anlaşırız. Neyinizsin? Bir şey soracağım. Buyurun kardeşim. Bilseydim ben bu kebabı falan da paylaşırdım bu arkadaşla yani. Çok şey oldu böyle. Şimdi tabak numarasını alabildiniz mi? Tabak numarası ne ya? Tabak numarasının altında numara yapacaksınız. Biz onu takip edip getirebilirim. Hayır falan şimdi bak bir saniye efendim. Siz bunu yapmadığınız zaman... Müşterilerle bizim aramız bozuluyor. Ben bunu yapamıyorum. Bir şey soracağım. Siz lokanta olarak benimle eğleniyor musunuz? Aman beyefendi ama konuş. Bir yere bir şey sallamam gerekiyor mu? Buyurun beyefendi söyle. Bir yere bir şey sallamam gerekiyor mu? El olur ne olursa artık yani. Sallayabilirsiniz ama bakın salata tabak numarasını almamışsınız başta. Yani siz... Değiştir. Böyle kavga mı olur lan? Almışım onu kafan güzel gevşek gibi takılıyor affedersin. Bu ne lan? Bebeğe bak. Sen Adana olduğu emin misin? Eminim. La kardeş bir dur bak. Bak gel gelmiş. Gel, benim gelmiş. Ne? Gel gelmiş. Gel gelmiş. Sen Adana'ya git. Hürriyeti sor. Son nefesini orada ver. O zaman sabiciler yapayım mı? Of. Yapayım mı? Değiştir. Ya inanamıyorum. Şimdi ben bunu kullanınca çok mu güzelleşeceğim? Ben ancak ucunu at tutabiliyorum çünkü huylanıyorum. Buyurun. Biraz mal büyük ama yani yapacak bir şey yok. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Her sabah öyle akşam yutuyor muyum? Kocam mı yutuyor? Yutuyorsun onu. Kocam mı yutuyor? Kocan yutarsa da başarılısınız bence çift olarak. Ama beni güzelleştireceğiniz istiyordum. Fark etmez ben nakit böcek kredi kartıyla mı alayım onu? Değiştirseniz. Bu işte çok para var Sibel. Ben bu işin ticaretine girmek istiyorum. Nerede babalar varsa hepsini toplayıp bir mağazada satışa sunacağım. Çok iyi Afgan, fikir.
Balkan, her türlü baba. Ne varsa satacağız. Ha, keşke ben biraz daha zeki olsaydım da parmaklarıma o sürmeseydim. Beni hiç, bu yüzden mi dergeliyorsun? Hiç önemli değil kızım, hiç önemli değil. Gerçekten mi? Nasıl bir baba istiyorsun? Bir babada en çok aradığın özellikler nelerdir? Sakalı olsun isterim. Terlikleri olmalı bir de. Bir güzel. De televizyon izlesin. Bir katalog hazırlayıp bütün baba çeşitlerini oraya yerleştireceğim. Güzel fikir Sibel. Değiştir. Bir şey soracağım. Buyurun kardeşim. Bu tabağın GBT'sine bakabiliyor muyuz? Bakalım, numara yanlış mı? Sen tam gerizekalısın herhalde abi. Bir dakika beyefendi, ne diyorsunuz ya? Senin konuşman bir değişti, hayırdır? Böyle az önce gayet kibardın, bir anda ne mahalle çocuğuna bağladın sen. Arkadaşım, tabağın bakın, plakası mı olur, numarası mı olur? Sen bakın böyle... birader, siz numarayı almadıkça ben her saniye değişirim. Sizin numarayı almanız lazım. Bir dakika. Sen bana numaranı vermeye mi çalışıyorsun? Bakın beyefendi, numarayı almazsanız ben benim her saniye değişirim. Benim cinsel tercihim başka arkadaşım. Bana yürüme. Bakın, ben oturduğum yerde şu an duruyorum ama siz bakın beni anlamadığınız nokta şu, bana numarayı vermeniz lazım. Değişir. Ahmet abi! Ahmet abi bırak, bak şurada dattolu bir herif geçti, gördün mü? Cigara neyin biliyor bak, kimden alacağını biliyor. Sen yanlış yere gidiyorsun ya. Hamit abi! Ha? Alın bunu. Ne alıyorsun ya? Bu da satıyor. Çıkart çeneşliği! Çıkart! Çeneşli, polis çıkart. Polis için! Yat yere! Gel lan buraya! Ben girmiştim ya. ben gelemiyorum, işim var. Ben geldiydim ya. Umarım bitti. Bitti şu anda. Aynen arkadaşlar. Evet. Dörtlü dönme de bitti. Ben yerime geçiyorum. Burnunu karıştırma arkadaşım ya. Buyurun. Patronu gönderme. Oyun doktoruna çok teşekkür ediyoruz. Evet, kendisi bugün yine dörtlüdü. Kendisi bugün ne yaptı? Dörtlüdü. Ne yaptı? Şov yaptı. Siz ne yaptınız? Hiçbir şey. Siz utanmadan böyle sefil bir dörtlü dönme oynadınız. Testekler! Tunca, oyun doktoru. Biri Starbucks'ta bebesim açılmış. Starbucks'ta bir şey yazmış biri. Allah Allah. Şirket örnek yapmasın. Lütfen sorunlarımızı buraya taşımayalım. Lütfen. Şimdi birazdan az sonra dublaj diye bir oyun oynayacağız. Vallahi. Dublajda iki kişi oynayacak. Ne yapıyoruz ondan? İki kişi de dublaj yapacak. Merve ve Sedef. Bir şey söyleyeyim, biz ne yapıyoruz ya? Biz mi? Evet, ne yapıyoruz abi biz burada? Kafa ayarlıyoruz. İşte ne yapıyoruz ama? Neyin kafasını ayarlıyoruz? Role playing game. Ama kimin kafasını ayarlıyoruz? Onların. Onlar. Onların. Onlar ki toprakta ay. Mesela. Yani biz burada doğaçlama oyun oynuyoruz. Yani bir nevi role playing game. Siz söylüyorsunuz, biz oynuyoruz. Siz ne kadar eğlenceli bir şey yaratabilirsiniz, biz de o kadar daha eğlenceli bir ne yapıyoruz? Oyun sergiliyoruz. Şimdi, bir saniye, birazdan... Şunu söylemek istiyorum. Söyle bebişim. Zapa Zupa Çirkin Ördek Yavrusu'na şey yazmış. Starbucks'ta memen açıldı, hangi Starbucks? Konum at, geliyorum. Evet. Altuğlu dayı nerelisin yazan var. Biz mikrofon olarak hazırız 3 kişi. Nereye olayım? İstersin, aslında etnik kimliğin merak ediyorsan Laz'ım. Oy! Evet, o zaman şu artık... Dublaj oyununa geçelim. Dublaj oyunu nasıl? İki kişi burada... Dur burada mevzu dönüyor, çok acayip. Arkadaşlar dağılın ya. Şşş, arkadaşlar sakin. Lütfen. Oğlum dur, araları ne yapacağız belki? Neyi yapıyoruz ya? İçeride misin? Adam sana pas atıyor, ne yapıyoruz açıkla burada, bu turda diye. Sen dublaj yapacağız diye. Kesin patıyorsun. Sosyal medya. Sosyal medya. Arkadaşlar geç bana reji. Reji geç Merve'ye. Arkadaşlar. Burada... Kafa Ayarı isimli... Bir saniye, program burada bölmek zorundayız. Hepsini mi istemiş arkadaşımız? Hepsinde Laz yoktur. Sevgilim, Chun-Li'nin bacağının orada dur. Chun-Li'nin bacağının orada dur. Abi oyunu... Oradan dur. Anlat. Arkadaşlar. Bacağı anlat. Size kafa ayarı yapmak için buradayız. Yakapaça Doğaçlama Tiyatro Topluluğu olarak... Bu akşam size kısa kısa doğaçlama oyunlar oynamak için buradayız. Eğer Yakapaça olarak bizi takip etmek istiyor iseniz Facebook için Yakapaça doğaçlama neydi o? Değiştirdiler ama Yakapaça Impro mu dediler? Yakapaça Impro. Yakapaça Impro'ya da bakın arkadaşlar. Lütfen Tribün Sessiz, Twitter Yakapaça Impro, Instagram için de Yakapaça doğaçlama adreslerinden bizi takip edebilirsiniz. Çünkü çok aktifiz. Her yerde oynuyoruz. Gelin canlı bizi seyredin. Şimdi artık nihayet dublaj oyununu anlatabilir miyim?
Dublaj oyunu. Anlat, anlat, anlat. Bir daha, bir daha. Kişiler soruyorlar. Sorsun Sedef. Kim soruyor? Soruyorlardı bir şeyler. Ver ayarı, ver ayarı. Demiş ki Lazı'yı kullansam ne güzel olur demiş. Kullanmayacağız. Ama kullanmayıp çünkü dil olarak farklı bir dil. Yani. Bir de Sayın Osman evet. Starbucks'ta bir yer açılmış onu söylemiş. Evet, o zaman artık nihayet arkadaşlarım da bana izin verirse dublaj oyunu anlatabilirim. Dublaj kaç kişisiniz diye soran var. 78 kişiyiz. Evet. Evet, dublaj oyununda iki arkadaşım sahnede bir oyunu sergileyecekler. İşaret geldiği anda ne yapıyor? Sahne bir anda hareketlere devam ederken dublajlar onları seslendiriyorlar. Dublaj yapıyorlar. Şimdi buradaki... Kim bu dublajlar? İşte onu daha belirlemedik. Sedef, Merve, Egemen, Erşan arasında belirlenecek. Zannedersem ben dublajlamak istiyorum. Ben dublaj diyeceğim. Bir saniye oraya geleceğim lütfen reji. Buyurun devam et Merve. Erşan sen ne oynayabilirim ben? Tamam. Erşan ve Merve oynuyor, Sedef ve Egemen dublajlıyor. Ayrıca, şimdi birazdan kimsenin bilmediği güzel bir sürprizimiz var. Hani bu kafa ayarının başında iki tane arkadaş gelmişti, İlgi Yarı, Hodor tipler. Onlar, Bilbo Baggins pardon düzeltiyorum, Bilbo Baggins'ler. Onlar bize arkada fon oyuncu olarak eşlik edecekler. Kim onlar? Cenk ve... Cem ve Berk. Cem lan o, Cenk. Tamam, Cem. Esen Türk Brothers. Cem ve Berk'miş. Düzeltiyorum hemen. Özürlerini diliyorum. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü seyirinizin Cenk olmasını istiyorum demek ki. çünkü ben Cem'i daha çok seviyorum. Ne oluyor şu anda? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Evet. Patron bir şey soracağım. Şimdi şu hikaye şu. Biz oyunumuzu oynarken Cem ve Berk'i birer dekor gibi, bir üçüncü şahıs gibi, nida gibi, ses gibi vesaire gibi alacağız. O zaman şöyle bir anlatın şey ama Cem'lere de anlatın. Aynen. Esentür pırdırız diyoruz. Siz, tamam, teşekkürler. Ya bir şey söyleyeceğim ben. Her şeyden önce bir yan yanında dursanız üstünlerle. Eşyalarımız geliyor. Abi şu genel kadrajı alabilirsek çok eğleneceğiz. İki ya, evinizin her şeyi. Mert amcam lütfen seni oha çok iyi lan. Tavan yüksekliği gibi adamlar. Ha? Dur bir dakika bir şey rica edeceğim. Sevgili arkadaşlar bir screenshot alabilir misiniz? Ve tweetleyebilir misiniz? Ya gel. Sedef sana gel. Oğlum. Ben de varım. Herkes ne biliyor? Ben bir tane bir lafa gireceğim herkes. Güzel bir screenshot'a önümüzdeki haftaki Yakapaşa'ya ve Doğaçlama Tiyatrosu'na ve de Kafa Yarı'na aynı insanları davet ediyoruz. Aldın mı bacağım tutuldu. Yeter. Tamam, yalnız Berk değil mi? Cem. Berk lütfen. Cem'in sevgilisi çok şanslı ya. Olsaydı sen ne olsun istiyorsun ya? Valla çok şanslı. Oğlum çok hiç uğraşmadan böyle göğsüne yatabiliyor yani. Aynen, bak sen de güzel bir şey. Bak, Berk için aynı şey geçerli. Aynen evet. Gerçekten. Uzak dur karımdan ağzını evet. Alıyorum seni iyi bak gözüm üstünde. Arkadaşlar. Ay. İsimler nelerdi? Cem. Berk ve Cem bizim için gerçekten hamur gibi olacaklar. Biz onları istediğimiz gibi. Ya bir susarsanız program yapmaya çalışıyoruz arkadaşım. Sinirlendim. Evet tamam. Susmasak yapamıyor. Eşya olarak kullanacağız. Onlar da kendilerini hamur gibi bırakacaklar. Bağırmamaya çalışıyorum belki, ama beni zorluyorlar. Belki karakter olarak da kullanıyoruz değil mi? Belki de. Onları şaşırtalım diye her şeyi anlatmayalım. Evet arkadaşlar. Berk ve Cem'e şimdilik teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar dublaj oyunundan bahsedelim mi biraz? Dublajı anlattı Erşan. Eğer anlatmadım. Çünkü çok iyi girdi araya. Aynen. Ağzını bunu kırarım. Hatırlatalım bence dublaj oyununu. Buyurun. Merve ve Erşan arkadaşımız biri oyuna başlayacaklar. Kısa bir doğaçlamaya başlayacaklar. Efendim daha sonra bir noktada biz Sedef kendini göster. El salla. El salla. El sallayacağım ama patron konumumu beğenmedi. Bir noktada Merve ve Erşan'ı dublajlamaya başlayacağız ve oyunun seyri değişecek efendim. O yüzden Merve ve Erşan seyirciden ne istiyorsunuz? Erşan dublajı erken başlamıştı. Ne alırsanız verin ya. Biz her türlü oynarız. Evet, her türlü oynarız. Vallahi Yunus Emre'ye de ihtiyacımız var bu oyunda çünkü dublajı için zamanlamayı vermesi gerekiyor. Yunus Emre neredesin? Sigara mı içiyorsun yoksa? Rezil ederim. Hayır. Kebap yiyormuş. Kusura bakmayın.
Et var dışımın arasında. Kardeş ne yaptın o işleri? Zengin. Sen şimdi böyle gel, bak buraya otur. Oradan görün. Tabii. Tamam, bizi gör ki dublajı zaman ver. Ne eli ol ki? Siz şurasınız abi. Evet buyurun yönelimimizi alın. Yönelimimizi alalım, yönelimimizi. Yönelimimizi. Çekin ördek yavrusu, anladık. İlaç da içmişsin. Teşekkür ediyoruz açıklamaların için. Aa! Evet. Evet. Çirkin ördek yavrusu, bana özelden, Facebook özelden adresini yollarsan ben ne kadar çirkinsin görmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Affa, bilinmeyenden çok güzel bir mesaj geldi. Sesli olarak okumak istemiyorum. Şimdi ne alalım Erşan? Kayınpederin tamam. Evet canım. Ne alalım Erşan? Her türlü şey olabilir. Yani her şey olabilir. Benim şey bir olan mı? Onu alma. Bir çıkış noktası olarak. Biz, ben arkadaşlar. O zaman zengin. Erşan'a ekart edip soruyorum. Sor. Ben sizce hangi mesleği yapabilirim? Evet arkadaşlar sizden bir meslek istiyoruz. Merve'nin yapmasının enteresan olabilir. Merve hangi iş yapsa zengin olur. Acaba? Bu zengin olabilir mi ya? Allah aşkına bu zengin olabilir mi? Çok zengin olur hatta. Ne olabilir ki? Merve'nin karısı ol bak. Zengin olmak mı? Gönlümüz zengin. Evet. Başka. Evet, bekliyoruz. Terbiyesizleşmeden devam ediyoruz. Meslek. Arkadaşlar aslında bir meslek istiyoruz. Sütçü geldi. Marabalık. Marabalık, en sevdiğimiz. Eczane. Torbacılık. Makine mühendisi. Torbacı. Veletlik. Avukat. Veletlik. Manav geldi o. Manav. Şey Merve'den söyle- çok iyi değnekçi olur. Bir şey söyleyeceğim. Legal torbacı olabilir misin? Fatura kesen bir torbacı olunur mu? Cumhurbaşkanı. Olunur. Los Angeles'ta olursan olur ama Trump var hiçbir şey olamazsın yani. Maraba geldi. Tamam. Geldi. Ben beğendim. Beğenmiş bir şey. Beğendim. Sıçtık abi. Yani. Söylüyorum. Ne sizce? Tamam yazmayın. Marabalık. Torba. Değnekçi. Değnekçi buyur. Merve'ye bırakırsa aldı. Değnekçiyi aldı. Araba da hiç yani. Hayır, değnekçiliği 50 kere oynadı. Hala oynuyor. Değnekçiye okeysiniz arkadaşlar. Bıkmadım. Bir şey söyleyeyim. Değnekçi oynamaktan bıkmadım. Ya değnekçi olmak istiyorum. O zaman değnekçisin. Mertan. Üçten geri. Üçten geri hızlıca sayıyoruz. Bir dakika bir dakika. Ben evlenmeden evvel de değnekçi olmak istiyordu. Mertancık artık şu kızı bir tehlikeli. Cevabı aldık. Şey söyleyeceğim. Yap artık kurtulalım. Sen bu kızın kariyerinin önünde duramazsın. Tokmakçı olmadığı müddetçe değnekçi benim için okeydir abi. Yani. Haklısın. O zaman 3, 2, 1. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha ver. Ver. Hadi buyurun. Peki. Arkadaşlar. İllegal değil. Legal torbacıyı alıyorum. Legal torbacı için. Faturalı mı? Çok ısrar. Onu katma. Çok ısrar geldi. Alıyorum. Legal torbacı için işten geri sayıyorum. Çok kalsın güleceğim. Hep beraber sütü diyoruz. 3, 2, 1. Buyurun. Bu mu? Ablacığım. Malzemeleri aldım bak. BİM'den alışverişimi yaptım. Torbam yok. Bana lütfen illegal bir torba. Migros kaldı. Migros mu kaldı? Migros kaldı ama çok iyi. Ablacığım Carrefour yok mu ya? Delindi onlar ya, delindi, satamıyorum onları. Ablacığım bak mahalleden kız arkadaşım geçecek, ona hava atmam lazım. Oğlum Migros. Bak geçiyor, bak, vallahi geçiyor. Tamam. Vallahi geçiyor, bak tamam. bak. Sana bir tane makro center veririm. Yok geçene bahane ya. Boyu bozu tam belli ha. Poşete sığar mı lan bu? Sus. Benim de çok hoşuma gitti ya. Allah belanı versin kadın. Sen neden bağırıyorsun? Manita benim. Bana bak bana. Ben de sakal bırakmasını iyi bilirdim ama bırakmadım. Yemin ya. Ediyorum vallahi bıçakla doğrarım seni. Tamam. Torbalarını tamam. Doğrarım. Makro Center. Ver. Bak. Dur, çok pahalıya gelir. Kız kardeş geçiyor. Tamam çaktırma. Merhaba. Allah belanızı versin. İki kardeş birbirine bu kadar mı benzemez? Bir de ikiz olacak. Hiç olmamış ya. Sus. Bunlar ayrı aylarda, ayrı yıllarda doğmuşlar. Kesin o. İkincisi bana baktı, gördüm. Sana mı baktı? Sen neyine bakacaksın lan? Gözüme. Ay neyine bakacaksın? Nereme bak abla. Bir saniye. Pardon abi. Torbadan kafam karıştı. Ne? Alo. He? Ne yaptın? Evet, aramışsın da ben geri arayayım dedim. Kim? Ne banka mı? Ne diyor? Yürü git lan. Selam söyle. Yürü git.
Çok selam söylüyorum. Kim o? Yemin ediyorum bunu arayamadım kızı ya. Dur kızı arayacağım şimdi. Ya niye alıyorsun? Telefon çaldı değil mi? O anda dur. Aynen. Alo kız. Ha. Dur bir dakika söylemiyorum. Kız. Selam söyle. Alo kız. Şşşt. Oğlum ben kadar arabayı sürekli vallahi kası diyorum ya. Ver. Ben de konuşurum. Arabayı lan. Bırak telefonu. Bırak dedim lan. Öp beni. Pis torbacı. Gerilelim mi? Hayır ya. Saçmalama. O kadar torbayı alama. Aracağım. Bütün torbalarını ben alacağım. Gerçekten mi? Evet. Seni torbaya koyacağım. Eve götürüp buzdolabında saklayacağım. O dereceye geldik yani. Ben. Ay yanıma bim yoğurt da al. Allah belanı versin bimmiş. He dost marka süt al. Sana bunu demek istemezdim. Sana yürüyorum. Bak şunları da al. Sana yürüyorum artık. Mahallede gelin kızları gördüm. Çok fena tutuldum. Kime? Kızlara. Niye? Ben kızlara tutuluyorum. Kızlara tutuluyorum ben ya. Ya anlamıyorum ben seni ya. Sen torba istiyor musun istemiyor musun? Bir dakika bana asılın ha. Asla böyle bir şey kabul edemem, öp beni. Öpeyim mi? Seni var ya yürüm lan yürüm. İstemiyorum ama öp. Kimden sonra istemeyeceğim. Sonra belki isterim öp. Hayır git. Gel buraya. Kebap mı yedin lan? İkizler gelsin. Sen git. İkizler. Hangi ikizleri çağırıyorsun? Ay ben benim tatlı arkadaşlarım var. Gelin buraya. Hadi kızlar. Yemin ediyorum. Şirin ördek yavrusu gibi burnu. Kız mı? İki tane adam çağırdı tipe bak. Hele kendini dengeye almak istiyor. Oruma çağırmış. Onlar kız. Biz üç kız kardeş gibiyiz. Bana bak. Sattın malı bir daha kullanma. Kafan galiba çok güzel ha. Ya var ya inanılmaz bir partiye gidiyoruz ama senin yeterli poşetin olmadığı için seni götürmüyoruz. Olurum ben. Gidelim kızlar çok eğleneceğiz. Bırakalım bu kıllı dobloyu. Hadi gidelim. Ana! Karıyı kaptılar lan. Bravo! Evet bravo. Buradaki arkadaşlarınıza Cem'e ve Berke'ye teşekkür ediyoruz. İkiye bir de Cem'e Cenk dememe rağmen bana kırmadılar. Kırılmadılar. Sadece ufaktan okşadılar, oynadılar. Sevgili Mertan buraya gelirken. Evet, şimdi Esen Türk Brothers bizimle beraberdi bu akşam. Blues Brothers'a ve sunuyor. Bendeniz Blues ve Brothers ve Cem ve Esen ve Yurt. Esen ne yukarı diyor. Şimdi önümüzdeki haftalarda kafa ayarı her perşembe günü, doğru mu? Çünkü sürekli değiştiriyorsun. Perşembe günü okey miyim? Perşembe! Okey mi? Evet. Kayıtlara geçti mi? Evet geçti perşembe, her perşembe. Tamam. Her perşembe günü bizim devam ediyoruz. Buradaki hemen şeye geçelim. Buyurun efendim, şuraya geçelim. Yani bir nevi kurtlar vadisi gibi değil mi? Evet, olabilir. Gitmeyin. Allah Allah. Şimdi efendim, önümüzdeki perşembe akşamı eğer kafa ayarına katılmak istiyorsanız ve dekor olmak istiyorsanız. Hayır, oyunlarımıza katılmak için. Benim için dekor. Benim ama için oyuncu. Yaka Paşa Tiyatrosu için oyuncu, millet için eğlence malzemesi ve yurdumuz için adam olmak istiyorsanız. Adam. Kendiniz için de farklı bir deneyim. Merve beni hep genelde bu evde de böyle toparlıyor. Facebook/YakaPaşaDoğaçlama. Ya da impro. Twitter/YakaPaşaImpro. Impro ne demek? İmpro böyle insanın kendisine yakışana giyilmesi. İmpro değil. Küçük cüce. Efendim Twitter/YakaPaşaImpro dediğimiz gibi. İmpro ne demek? YakaPaşa Doğaçlama. Şeytan cüce yapmalı. Efendim Twitter/YakaPaşaImpro. İmpro ne demek? Doğaçlama. Tamam olur. Instagram/YakaPaşaDoğaçlama adresi ama hangi nereye atsınlar? Facebook atsınlar değil mi? Facebook atarlar. Tamam, sevindim. Facebook'a eğer mesaj atarsanız ve İstanbul'da yaşıyorsanız önümüzdeki hafta Multiplay Stüdyosu'na konuk oluyorsunuz ve bu etkinlik içerisinde yer alıyorsunuz. Teşekkürler patron. Bunu gerçekten çok istiyoruz. Lütfen gelin bizimle birlikte takılın. Fakat 18 yaşından küçükleri almıyoruz maalesef. Değil mi? Evet, çünkü günah. 18 yaşından büyükleri almak istiyorsak eğer annesi babasıyla birlikte alabiliyoruz. Lütfen babanızı getirin. Bu arada aslan sütüyle. Baba ya da annenin vesikalık fotoğrafının arkasını imza istiyoruz.
Ya beni buraya aldın da aslında beni buraya almanın bir anlamı yok biliyor musun? Var var. Şimdi yok, birazdan yok. Var. Anlayacaksın sen onu. Efendim bu sosyal medya ağlarını takip ediyorsunuz. Zaten multiplayer sosyal medya ağlarını takip ettiğinizi net olarak biliyoruz. Şimdi Yaka Paşa Doğaçlama Tiyatrosu Kafa Ayırı'nda sizinle birlikte hayatına devam ediyor olacak. Buyurun. Aşağı. Şimdiki son oyunumuza geçmek üzereyiz. Son oyun Ekle çıkar ve ben oynuyorum. Dolayısıyla yine ben haklı çıktım yahu. Ya çünkü neden haklı çıktım? Çünkü ben bir aktörüm. Hayır Mertan sen Mertan Bey, sen ne oynuyorsun ya? Sen ne oynuyorsun ya? Ha öyle mi? İtirazımız var öyle ya. Öyle mi? Ha evet. Oynayın tabii oynayın. Üzülme. Hayır. Hayır Erşan da bu oyunu çok güzel oynuyor. Yani. Kıskandı, üzüldü. Evet evet kıskan biraz kıskandı. Ama bu akşam senin sunuculuğuna ihtiyacımız var. Tamam o zaman tamam. Hayır bak kim oynuyor? Ya bir sen bu nasıl rahatmış diyor. Bu nedir ya? Bir kadrede. Şey, bir yukarıya şey. Bir... Çık artık Allah aşkına gelme ya. Git buradan. Kimse yok mu? Aa git. Evet. Nihayet. Ankara'dan selamlar demiş. Ya kardeş selamlar ya. Buradan da İstanbul'dan da sana bura selamlar. Bura kardeş demiş bir tanesi. Bura kardeş diyen şöyle hemen cevap verin. Biz doğaçlama oyun oynuyoruz. Tiyatro oyunu ya da roleplay game. Yani siz bir şeyler veriyorsunuz biz onları canlandırıyoruz. Evet. Efendim, şimdiki oyunumuz, son oyunumuz Ekle çıkar. Arkadaşlar şey demişler, homolar da katılabiliyor mu? Tabii ki. Herkes açığız. Lütfen. Tabii. Mesaj atın ve gelin. Spoiler 006 demiş ki, Erşan sakallarını nasıl kesiyor acaba? Açıklamak ister misin biraz? Jiletle. Zor oluyor mu? Oluyor. Tuna Burak. Evet, senin adına sordum, cevabı aldım. Spoiler 006. Selamlar, evet. Bir sorum var demiş. Birazcık chatle ilgilenelim. Evet. Tamam, hadi ilgilenin. Hadi biraz tamam. Sohbet edelim. Hadi biraz sohbet edelim. Kim soruyor? Hanım soruyor, Tuna, Burak. Ne soruyorsun bize? Siz kameraya bakın. Anne, çok iyi. Kardeşlerim öyle... Sen bana mı yazıyorsun? Ne? Çınar Cobain. Ne? Kardeş, Çınar Cobain. Kırmızı şort. Ha, gereksiz bir şey. Evet, pardon. Bir dakika sorularınız ne şu an? Soru kaçırdık. Ya soru cevaplayalım dedik. Ya soruyu sormak isteyen arkadaşlar sorusunu çok merak ediyoruz. Ben sordum lan yazsın sonra mesela. Aynen. Lan yazarsan deriz. Lan yazarsa herkes severiz. Lan İçten buluruz. Lan yazanı seviyoruz. Manyak. Lan for you 5545 miydi? O neydi? 4545. Gelebiliriz İzmir'e davet ederseniz. İzmir'e mi? Bayılırız. İzmir dağlarında çiçekler açar. Boyoz yeriz bilmem ne. Senin de kafanı görsünler ama bak seyirci Rus orada. Rus ördeği ne düştüm. Denir? Çarduk ve... Çardak! Tuna Burak. Çardak cevabı ya. Bir şey daha görmüyorum buradan. Pardon. Tuna Burak sıfır. Sıfırmış. Biz demedik kendi demedik. Ankara'da var sanırım demiş. La bebe yok ben lazım. Ama ruhunda bir yerlerde bir Ankaralılık hepimiz var. İçin de yok bu bir Adana bir Ankaralı. Ama inanılmaz bir şive. O değil de mesaj çıkıyor. La kardeş turneniz var mı demiş. Turneniz falan var aslında. Güzel arada yapıyoruz ama çağırırsanız yapıyoruz ya. Cem Elçin'in bir fikri var. Dublaj oyununda demiş ki oyunun canlandırdığı sahne üzerine dublaj yapanların da küçük böyle bir ekranda görüntüsü olsun. Buradan rejiye sesleniyoruz. Bakın. Çok Cem mantıklı. Reji. Süsünüzyonunuza gelsek geri döner miyiz? Bilmem. Ne deneyeceğiniz? İstiyorsan dön. Sıcak buzan ne denir? Oo, efsane şakalar yağıyor arkadaşlar. Sabri 123 ABC demiş ki sıcak buzan ne denir? Hatice. Woo! Hot ice. Arkadaşlar. Bir de hot ice diye açıklamış ya o çok iyi. Onur mu yazdı lan bunu? Yok Sabri ya. Sabri 123 ABC. Razon arkadaş film oyuncusu değil mi? Bazı filmlerde oynamıştım var diyeceğim. Yok. Kendi filmimde oynadım bir tek. Yani kendi çektiğim filmde. O dışında yok yani. Bulamazsın. Dirsekleri birbirine değdiriyor musun? Kime sorduğunu lütfen yanıtlarsan hepimiz değdirebiliyoruz aslında. Evet onlara dirseklerimizi gösteriyoruz. Bakın değdi. Evet arkadaşlar. Bu çok tatlı. Çirkin ördek yavrusunu bağırmamalıyız uyarısından sonra. Geçelim mi artık? İşte. Sevgili çirkin ördek yavrusu, ben de hep söylüyorum, ha, bağırmayın diyorum insanlara ama bağırıyorlar yani. Bir de Çınar Kobe'nin şakasını okuyalım, iyice ölelim. Evet. Gerek yok. Konuşurum. Aa lütfen. Gerçekten çünkü biliyorsunuz... Amerika niye darbe olmaz çünkü orada Amerika'nın büyükelçiliği yoktu var. Rabarba'ya. Bunlar kendi aralarında böyle böyle konuşuyorlar. Evet nihayet oyunumuzu o zaman oynayabiliriz. Hazır kontrolü ben ala. Arkadaşlar son oyunumuz Ekle çıkar. Ekle soru çıkar nasıl? En sevdiğimiz bitmedi mi ya? Oyun derken? Ekle çıkar.
En sevdiğimiz o. Çünkü bitiriyoruz böylece. Ya şimdi futbol menajer oynayanlar var. World of Warcraft oynayanlar var. Ben Call of Duty oynuyorum. Civilization oynuyorum ben bile böyle. Aynen. 6'yı indirdim. Civilization 6. Oyunda oynuyoruz. Burada boşu boşuna burada değil. Oynayın. İnanılmaz güzel bir oyun. Acayip top sektörü regemendi. Osaka'ların hali ne var ki halinde? Çok beğendi. Hayır bana söylüyor ya. Ha. Arkadaşlar aldıracağım kusura bakmayın. Arkadaşlar evet. Merve'nin epilasyon problemiyle dalga geçmiyoruz. Hoş değil ama... Evet şimdi isterseniz ekle çıkar oyunumuza başlayalım. Ne dersiniz? İster misiniz? Şimdi oyunumuz şöyle basit bir oyun. Egemen ve Merve kısa bir doğaçlama yapacaklar. FIFA. Bir oyun oynayacaklar sizden aldıkları yöneline. Sonra biz oyunu bir yerde keseceğiz. Diyeceğiz ki Egemen'e ne ekleyelim ne çıkaralım. Aynı şekilde Merve'ye ne ekleyelim ne çıkaralım. Onlar bu eklentiler ve çıkartlar da içerisinde aynı oyunu bize ne yapacaklar? Tekrar edecekler. İsterseniz arkadaşlar bu soruları geçmeden artık bitirerek hatta sizin yönelimlerinizi alalım. Tamam. Hemen soruyorum o zaman. Hayatta yapmam diyeceğiniz meslek alayım. Bir meslek rica edelim sizden. Yapmam diyeceğiniz. Gerçekten. Sohbet dünya yansa bu işi yapmam diyeceğiniz itfaiyecilik hariç çok ne var? Para var ama yapmam mesela. Sabri o şakayı demin bizim Cobain yaptı. Okumadık. Yapma şimdi yazın. Şimdi bu soruyu sordun değil mi derken? Neymiş o bana mı? Ben ne olacağım derken? Ne olacaksa olacaksın. Hadi ol da bir cevap ver. Kaptan Price. Jigolo, çöpçü, hasta bakıcı. Irıslık. Irıslık. Sihirli asa satıcılığı. Bankacılık. Escort. Torbacı. Torbacıydı benimki oyunu almıştık. Çok para varsa niye yapmıyoruz lan? İşte o kadar düşün. Kötü. Ben ne olacağım? Ne olabilir? Ne olacağım, ne olacağım büyüyünce ne olacağım? Hemşire. Fil doğuruculuğu. Yani fil ebeliği. Aynen. Tuhlacı. Bence fil ebeliği çok tuhlacı güzel. Tuhlacı nedir? Ne tuhlacı nedir? O yumuşak yeri değil değil mi? Tuhlacı. Return for you. Cevap ver bakalım. Return for you 45-45. Öğretmen doktor torbacı, illegal torbacı olsun la kardeş. La kardeş, 3 defa yaptık yeter ya la. Evet be, demin torbacıydı. Canavar avcısı, tuvaletçi, okul ödemesi, rapçi, bir şey daha gel. Enes, ne Enes? ABD başkanlığı yapmam. Zerzevatçı, hasta bakıcı. Kimi kaptırmam? Hayır, duruşunu koru. Koru duruşunu. Hay o değil, öbürü. Kim? Ekrana bakarken. Kimi diyorsun ya? Tamam, değiştir. Tamam. Gassallığı aldım. Gassal görevini... Ne ya Kenan'cı var bir de ya. Ya o ne demek ya? Gassal. Ölüye Pamuk Tıkan abi var ya o işte. Usul haneden mi İşte o evet. Evet. Gassal. Gassal'ı aldı. Niye öğrendim onu da bilmiyorum. Egemen. Egemen bir gassal oldu. Şimdi sıra Merve'de. Tamam. Zım zım. Zım zım. Arkadaşlar ben de şöyle geçeyim. Ben de bir mekan alayım o zaman. Bir mekan alayım. Öyle bir mekan olsun ki hiçbir şekilde gitmek istemediğimiz bir mekan olsun. Mekan olsun. Ahiret falan gibi böyle şey saçma. Aynen. İğrenç bir yer olsun. Demirci. Buraya gidince çok hoşuma gidiyor. Burası YouTuber, bana kalacak. YouTuber. Yok onu geçtik. Ya gider misin? Yok. Arkadaşlar mesleğe geçtik. Şu anda böyle nefret ettiğiniz bir mekan arıyoruz. Orası neresi olabilir? Hipodrom geldi. Hipodrom. Genel ev. İmam. İmamın evi falan herhalde. Ankara Çin Çin geldi. Orta Çağ Hanı. Kerhane, cami. Geybar, Gürücük. Genel ev. Açma YouTube. Gürücük. Tapınak. Lan. Bağcılar, yedi kule zindanları. Evet, yok mu artıran? Okul geldi, mezbaha, bağcılar. Evet, 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 evet. Zaba sopa demiş ki Taksim, Burger King. Tuvaleti. YouTube geliyor. Hadi YouTube. Tamam, o zaman hadi YouTube. YouTube'u aldım. Hatırlatalım. Evet. Gassal. YouTube. Arkadaşlarım YouTube ve Gassal üzerine bir doğaçlama oynayacaklar. Aşağı yukarı 1,5 dakikalık bir doğaçlama oynayacaklar ve şimdi birazdan başlıyorum. 3, 2, 1, başla! Efendim bu haftaki bölümümüzde de Merve Hanım bana eşlik edecek. Merve Baca hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi biz nasıl pamuk tıkayacağımızı anlatacağız. Ay! Yıkadın mı? Vay! Oy vay! Merve Hanım'ın... Ama onu en sona yapın.
Kapat halka. Bu nedir ya? Pardon, bana bu kadar az para veriyorsunuz. Ben oranı temizlemeye geldim. Ama ben sana en son yapacağız dedim onu. Temizlemeye geldim, ayır dedim, ayırdım. Ayır diyeceğim ben dedim sana. Ayır mı diyeceksin, ayır mı? Ayır diyeceğim pamuğu ondan sonra. Heee, başlarsak. Ama herkesin en çok merak ettiği bölüm, içine ettin. Ya tamamdır, başlarsak. Ya oyuncu getirin bana lütfen ya, oyuncu getirin ya. Ben ne yapayım, ben temizlik falan anlarım ya, Allah Allah. Evet. Arkadaşlarım oyunlarını bitirdiler. Şimdi sizden öncelikle bir hanımefendi olduğu için Merve'ye ne ekleyelim ne çıkaralım diyorsunuz. O bir mekan olarak YouTube'u almıştı. Kendisi diye konuşan bir ablaydı. Nereli oluyor bu Merve? Bizim köyde. Merve'nin köyünden konuşan bir kadındı. Egemen'de neydi? Sunucu. Gassal. Nereli bir Gassal? YouTuber Gassal. YouTuber Gassal. Abi yerli değil bu. Bu evet. Bir harf söyleyemiyor sadece kadar. Peki o zaman aslında, Merve'den başlayalım. Merve'ye ne ekleyelim ne çıkaralım. Olay Vatikan'da geçsin geldi. Ne olsun? Olay Vatikan'da geçsin geldi. Olay Vatikan'dan geçsin geldi. Biz Merve'nin kişisel özelliği olarak yani ona verebileceğimiz bir şey olsun. İstanbul psikolojik. Hanımefendisi olsun. Mesela yani. İstanbul Hanımefendisi olabilir. Bir karakteristik özellik olması lazım. Yani fiziksel olabilir, olabilir. Sosyolojik olabilir. Biliyorum. Evet, neler geldi? Evrensel... Abi, bana veriyoruz. Egemen'e değil, Merve'ye veriyoruz. Merve. Tamam. Merve için. Bu. Merve. Plaza. Şu kadın. Plaza kadını olsun. Silme yapmak için davet edildiğini sansın. Zaten öyle davet olsun. Etmişler. Hitler olsun, sosyete olsun. Why me? Bence de why me. Paranoyak olsun. Akışkan konuşsun, ölü olsun, komik olsun, Fransız aksanı olsun, çirkef olsun lan, kesik ağzı kullansın. Çirkef olmayayım, sonra bağırıyor diyorsun. Fransız aksanı 2 oldu, slime'ci olsun, TB, FBI ajanı olsun, aşırı zeki olsun, koca isteyen kadın olsun, nekrofili olsun, slime'ci Salih Reis olsun, geyşi olsun. Kürk mantolu madalya. Çok mantolu madalya olsun. Ha, Merve'den sesi çıkarım sadece elleriyle oynasın. Bak bu da güzel bir fikir. Evet. Sen alabilirsin. Alabilirsin. Alırsan alırım. Aldım hatta. Tamam. Sen ne alıyorsan. İçinde cin olsun var ya. O zaman iki tane özellik alıyorum arkadaşlar. Durun. Dur. Kapattım. Kapat. Merve'yi kapattım. Elleri olmasın. Hayır. Yok. Elleri olsun. Sessiz olsun. Sesi yok. Sesi yok Merve'nin. Sadece pantomim oynasın ve içine cin kaçmış olsun. Ve şimdi Egemen için ne ekleyelim? Kendisi bir gassaldı ve neydi? Benim gassal. Bu tiradım için çünkü sesi olmadığına göre bu bir tirat. Evet. Saygı olsun. Nazarımız olsun. Ayşleyna Aleyna Tilki. Aleyna Tilki ol. O kim ya? Fenomenim. Helal çok hayranım var. Hayır. Karakter direkt karakter vermeyin. Mümkünse karakteristik özellik vereyim. Yani deyin ki mesela Aleyna Tilki'nin nesi meşhur? Ego. Zaten egosantrik bir hatun. O zaman egosu olsun. Aynen. Egolu olsun. Egemen ölülerle konuşabilen Konstantin olsun. Evet. Ölülerle konuşabilen. Çok iyi. Ölülerle konuşabilmeyi aldım. Gelmesin. Evet onu aldım. Bir şey daha alalım sana. Evet bir şey daha alalım. Evet. Ölülerle konuşuyor Egemen. Rapçi Konstantin. Kör olsun anlaşılır. Şey alalım mı? Rap konuş. Ölülerle rap konuş. Ölülerle hep konuşuyor ama bir şey daha var. Yalnız Butter G'nin çok iyi bir fikri var. Kör olsun anlaşamasınlar çünkü ben konuşamıyorum ya. Ses yok. Çok saçma. Çok iyi olmaz mı? Hayır çok saçma. İyi tamam ya. Kabul etmediler. Gelelimden sonra ben size denedim. Bir notum var bu arada. Biri bana baksın. Tamam. 1-0 olsun. Peki evet. Şimdi Merve'nin sesi yoktu. Jestleriyle konuşuyordu. Bir de cin kaçıyor. İçinde cin vardı. Ben ölülerle rap şeklinde konuşuyorum. Ölülerle konuşuyordu ve ölülerle rap diliyle konuşuyor. Merve ile normal konuşuyor. Ankaralı keş olsun da Allah seni yazmış. Merve ile de Ankaralı keş konuş. Öyle mi? Evet. Tamam. Hazır mısınız? O zaman 3-2-1 başladı. Bir saniye izin verirsen. Bir saniye. Evet bugün pamuk tıkamaktan bahsedeceğiz. Merve. Şşt. La bebe. Temizledin yıkadın mı iyice? Ya sen bir dur. Bir dur ya. Ama bir dur diyorum ben sana. Oynatma orayı oynat. Pamuk. Ya bir dakika diyorum ya oynatma diyorum. Ben sana diyorum ona diyorum bunu diyorum. Bu yaka diyorum onu yıka.
Yapıştır yapıştır. Sana diyorum, ben diyorum, yapıştır diyorum. Sana demiyorum, pardon, ona yapıştır diyorum. Ben sana yapıştıracağım seni. Vallahi de. Yazık kız. Tecavüze uğramış. Bunun kırıldı ben böyle. Bir sakat bir ölüyle bu turun ilk kısmını tamamlamış olmak. Egemen'in kocaman burnu. Gerçekten. Benim yerime evde koyduğu gibi sömle geliyor. Arkadaşlar bir saniye açıklamak istiyorum. Gerçekten vurmadım. Yani yavaşça. Ben gördüm. Ya ne sevimsiz konu demiş biri. Siz verdiniz. Aynen be. Siz dediniz. Biz siz ne verdiyseniz onu oynuyoruz. Aynen öyle. Egemen canını üstüne mi? Yok kız dalga geçiyorum ya. Şimdi. Yani. Şimdi. Ne olmuş kız sen şimdi? Kesin arkadaşlar. Ses yok. Evet. Merve'yi. En son sesi olmayan, jestleriyle oynayan bir YouTuber olarak oynamıştık. Artık bir ses verin lütfen. Şimdi ne ekleyelim ne çıkaralım. Merve'ye en son YouTuber ol demiştik ve sesi olmasın jestleriyle oynasın. Konuşamamayı geri alalım mı? Yani konuşabilsin alma. Konuşmasın. Bu kadın konuşabilsin arkadaşlar? Konuşmasın. Arkamıyor ama. Evet. Konuşabilsin mi lütfen? Konuşmayınca çok sessiz kaldılar ya. Egemen de yalnız kalıyor. Ya Çınar'a bir şey söylemek istiyorum. Böyle bir gaz veriyor ama. Arkadaşım bir akşam bekleriz buraya o zaman. Kim o? Çınar Kobe'ni mi diyorum. Çınar Kobe'ydi. Boş oldu mu yapıştıramıyoruz. 5-6 saniyede bir kelime söylesin. Ya hayır konuşsun. Evet ya, konuşsun. Hayır. Bir sürü insan konuşsun diyor. Ama tersten konuşsun diyorlar. Bunu aldık. Tersten konuşuyor Merve. Tersten derken? Cümleyi tersten kuruyorsun. Kurmam ki. Bilemiyoruz. Onu sayacağız. Yüklem başta, özne sonda yani. Bu kadar yapar. Ha öyle devrik. Tersten değil. Nasıl istiyorsan. İşte. Evet, bunu aldık Merve'ye. Yeter bu. Merve'ye yeter. Merve'nin zaten yeterince bu Allah cezasını vermiş olacak. Merve git. Egemen'e ne ekleyelim ne çıkaralım. Egemen şu anda yanında sevgili reji. İşte Egemen. Egemen en son gassaldi. Ve Merve ile Ankaralı genç olarak konuşuyordu. Ölülerle de rap konuşuyordu. Rap konuşan Konstantin'di. Ve buna ne ekleyelim ne çıkaralım. Dur çakma da ayarlayayım ya. Konstantin çakma da hazır. Geleyim ben. Hayır gelme. Gel lan ölü. Evet, ne alalım, ne edelim, ne alalım. Edip Adana'da pide mi ya? Ne? Çok sinirli olsun. Evet, sinirli olsun. Ha. Oha, bana nur indi. Sen gider misin? Kuş dili. Git. Konuşurken saatine baksın. Ağabey. Git. Şimdi tamam, şuraya gidiyor. Git. Oraya git. Egemen kalsın kardeşle, iyi yapıyor. Apçoğlu. Apçoğlu neyse artık. Amcaoğlu. Alkolik ya. Olsun zaten öyleyim. Çınar Kobe'yi ne içiyorsun sen ya? İçme, hadi şu an. Bu egnece... Ne? Ay eyvallah tamam. Gerek yok. Reddetsene bu sonunda. Güzel ya, stüdyo yaş kaç? Stüdyonun pamuk yaşı... Pamuk çıkamanız raconlarını anlarsın. Tiki olsun kas göz yapsın. Yaş kaç? Ortalama 35. Evet. Pamuk yutsun. Ölüleri yakma alışkanlığı olsun. Ölüleri yakma alışkanlığı olmasını aldım. Başka bir şey ister misin? Bir de pamukta gibi şey. Pamuk yut. Yok, bir de pamuk bir şey var. Sürekli böyle zonlarını anlatıp ölüleri yakıyorum. Tamam. Erşan bir evet. Şey soracağım. 5-6 saniyede bir mi konuşuyorum yoksa hep tersten mi konuşuyorum? 5-6 saniyede bir konuşuyorsun. Dişim ve konuşursan da tersten konuşuyorsun. Nasıl tersten? Bilemiyorum onu. Sen bulacaksın. Bakalım. Egemen de... Pamuğu denk getiremesin demiş biri bu arada. Egemen de pamuğu tıkmanın yollarını, inceliklerini anlatacak bize. Ve ben ölülerle rap konuşacak, Merve ile keş bir Ankaralı olarak konuşacak. Başka var mıydı unuttuğum? Bir de ölüleri yapmayı sevecek. Evet o zaman ben hadi. Ben cin'i unuttum. Ne? Cin. İşte artık burada yaparsın. Oo eti cin hadi bakalım. Hazır 3, 2, 1 hop başladı. Ama bir dakika duruyorsun. Bir dakika dur. Ben sana bir şey anlatıyorum burada bir dakika duruyorsun diyorum sana.
Meclisip. La bebe sen bunu yıkadın mı? Teve! Teve! Kap! Kap kap! Yapıştır 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 yapıştır. Seni yıkadın bu temiz misin sen? Ben bilemiyorum ama tıkacağım bunu bak. Bunu ayırıyorum böyle şimdi lobo. Hoo! Koç iyi! Kafası yeni geldi bunda. Şimdi yapıştıracağım ben bunu ama sen acanla cicak diye tutuyorsun. Bence biz seni yakalım. Nasıl fikir? Ben çok seviyorum. Faulünüm. Ay pardon. Nes... Gülüm! Bıdı bıdı. Ha? Ben kendisi yapacağım biliyorum. Bak izle la bebe bak. İzle kızım. Ama sen niye pek orospu mangalım lan bu yaktın orada? Hayır. Hayır, hayır. La hayır, hayır. Koy, 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 koy. Yok, 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 yok. Ha! Evet sen bile tutuş artık. Ben seni seviyorum ama pamuğu tıkacaktım bak. Lobu ayıracaktık, ondan sonra yerleştirecektik, ondan sonra yıkamam gerekiyordu. Tekrar ama yapma, yapma, vazgeçtim. Rut, rut, rut. Üç artık. Bu kadar testler, ben buna muhatap olamam ya. Böyle... Böyle tutuluyorum onu lan. Ben gidiyorum lan. Evet! Şimdi son kez bu oyunu benim için oynayacaklar. Bir tane de ben yönelim vereceğim. Arkadaşlar ben bütün bu oyunu... Ay ben çok saçma buluyorum ya tersten konuşmayı. İyi olmuyor. Oldu o kadar. Oldu o kadar. Arkadaşlarım bütün bu oyunu aslında bir dövüş oyununun içinde oynayacaklar. Aynı şekilde. Aynı yönelimler içinde var olarak bir dövüş oyunu olarak. Atıyorum birisi Ryu, biri de ne o? Neydi? Tekkendeki kapı öreci abla. Oralara girme şu an kim oldu hatırlamıyorum. Kapı öreci abla ya. Chrissy. Chrissy olarak. Biri Chrissy, biri Ryu. Ya da biri Paul, biri Chun-Li olarak oynayacaklar. Yani iki dövüş karakteri olarak oynayacaklar. Ömer'i abiye söyleyip sanacak. Ne yapacaksınız lan? Evet. Hazır. 3, 2, 1. Hop başladı. Vurdum mu? Piç! Vurdum mu? Kio! 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 Okey! Okey! O zaman sana bir şey diyeceğim. La bebe. Yıkadın mı? Oo. Yıkadın mı lan? Yıkadın mı? Teve teve. Yıkadın mı? Göt hayır ol. Dedim bunu. Pamuk! Rut rut rut. Çap yap yap. Pey 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 pey. Bak yaptım bir refresh olmasın. Arkadaşlar ben oyunu bitiriyorum. Ya olmuyor işte. Tersten konuşamıyorum. K.O. ya da Merveci konuşursak okey. Okey. Evet. Bugün sizinle Yaka Paça doğaçlama ekibiyle beraber kafa ayarı yaptık. Umarım ki eğlenmişsinizdir. Burada Sedef, burada Merve, burada evet Egemen, ya, burada Yunus Emre. Yunus Emre neredesin sen ya? Sigara içiyor. Yunus Emre ben ve sigara içmem. Burada ölçemedim. Erşan var. El kafayı. Bizler Elsiz Sokak'ta her pazartesi Yaka Paça doğaçlama oyunu oynuyoruz. Her salı değil. Her salı değil ama yaklaşık 3 haftada bir. Diyelim hatta en yakın 19 Kasım Beşiktaş sahnede. Sahne Beşiktaş'tayız. Pardon. Sahne Beşiktaş. Veya BKM Mutfak. 13 Aralık'ta da BKM Mutfak sahnedeyiz. Onun dışında bu ay için her pazartesi ve bu cumartesi Karakutu'dayız. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Bizi sevin. Fantezi gerçekleştirmişim. Önemli evet. Değil. Evet. Biz de aynı fanteziyi hayal ediyoruz. Burada. Arkadaşlar her perşembe buradayız. Maltplayer TV'deyiz. Sizin de ağzınıza sağlık bu arada. Öpüyoruz sizi. Sizin her de aklınıza sağlık. Ellerinize sağlık. Ellerinize, parmaklarınıza sağlık. Klavyenize sağlık.